Görselimize dikkatlice baktığımızda ardışık tam sayılarımızın aralarının birbirine eş 5 parçaya siyah küçük çizgilerle ayrıldığını görüyoruz. Hemen şöyle biraz büyüterek çizmek istiyorum. Şuraya 25'i işaretledim, buraya da 26'yı işaretledim. Aralarını siyah küçük çizgilerle birbirine eş 5 parçaya ayırıyorum. Ardışık 2 siyah çizgi arası bize x birimi vermiş olsun. 25'ten 26'ya 1, 2, 3, 4, 5x gelecektir. Bu 5x'in 26 eksi 25 5'ten bize 1'i vermesi gerekir. 5x 1 ise her tarafı 5'e böldüm. X'i 1 bölü 5 olarak buluyorum. Genişleterek 2 bölü 10 yapıyorum ve bunun 0,2'ye eşit olduğunu söylüyorum. X 0,2 bizim kırmızı göstergemiz 25'ten sonraki ikinci siyah çizgide. Bu durumda göstergemizin bize ne verdiğini bulmamız için 25'in üzerine 1, 2 tane X gitmemiz gerekir. O zaman burası bize 25 artı 2 X'i verir. X'imiz 0,2 olduğu için 25 artı 2 tane 0,2 yazarız. 2 kere 0 0,2 0,4 yapar. 25'e 0,4 eklediğimizde de 25,4 dereceye ulaşmış oluruz. Yani biz şu anda 25,4 derecedeyiz. 6 birim döndürerek sıcaklığımızı arttırıyoruz. 1 birim döndürdüğümüzde artışımız y derece olsun. 6 birim döndürürsek artış 6y derece olacaktır. O zaman 25,4'e 6y'yi ekleriz. Ve kaça ulaşıyormuşuz bu durumda? 27,8'e. Buradan bir y'yi bulmaya çalışalım. 25,4'ü karşıya gönderirsek 6y'miz 27,8 eksi 25,4 gelir. Bu da bize 2,4'ü verecektir. Y'yi bulmak için her tarafı şöyle 6 ile oranlamak istiyorum. O zaman y değerim 2,4 bölü 6 gelir. Şimdi 24 bölü 6 olsaydı 4 olurdu. Virgül attığımız için 4'e bir virgül atarsak 0,4'e dönüştürmüş oluruz. Yani burası bize 0,4'ü verecektir. Biz burada 25,4'ün üstüne 0,4'ü 6 kere ekleyerek 27,8'e ulaşmışız. 6 kere değil de 4 kere eklememizi istiyor. Yani 6 birim döndürmeyelim de 4 birim döndürelim. O zaman kaç dereceye ulaşırız diye sormuş. Bir döndürme 0,4 derece arttırıyorsa 4 döndürme bize 4 kere 0,4'ten 1,6'lık bir artışı verecektir. 25,4'e 1,6'yı eklersek bu bizi 27'ye götürür. Aradığımız cevabın D şıkkı 27 olması gerekir. Verilen 4 değeri alttaki kutucuklara yerleştireceğiz. Çarpma işleminin sonucunda da bir tek sayı elde etmek istiyoruz. Bu durumda bir kere tabanlarımızın tek sayı olarak gelmesi gerekir. Eğer burada bir yerde 0 olsaydı, taban çift olsa 0. kuvvet bize bir sayısını, yani bir tek sayı verirdi. Ama işin içinde 0 olmadığı için burada bizim tek sayıları tabanda kullanmamız gerekir. Tek sayılarımız 3 ve 9. 3'ü buraya yazsak, 9'u buraya yazmış olsak belli ki 2 ve 6'yı da kuvvetle yazmamız gerekir. Tabii biz sonucu büyük elde etmek istiyoruz ya. 9'un kuvvetini daha büyük getirirsek daha büyük bir sonucun geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 9 3'ten büyük olduğu için. O zaman 2'yi 3'ün kuvveti olarak, 6'yı da 9'un kuvveti olarak alalım ve çarpmamızı bir gerçekleştirelim. İşlemimiz 3'ün karesi çarpı 9 üzeri 6 gelir. 9 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesinin 6. kuvvetinden burası bize 3 üzeri 12'yi verir. Çarpımımız da 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 12'den 3 üzeri 14 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Başlangıçtaki değerimizi x olarak alalım. Zaten biz x'e ulaşmaya çalışıyoruz. Hani şurada hangi sayıya demiş ya, bu hangi sayıyadaki sayıyı x olarak alacağız ve x'i bulmaya çalışacağız. Öncelikle x'e kare işlemini uygulamamız gerekiyor. Diyor ki x'i 2 ile çarp, 4 ekle 3'e böl diyor. X'i 2 ile çarptığımda 2x gelir. 4 eklediğimde de 2x artı 4'e ulaşmış olurum. 2x artı 4'ü 3'e bölmem gerektiği söylenmiş. Bu da 2x artı 4 bölü 3'ü bana vermiş olacaktır. Elde ettiğim 2x artı 4 bölü 3'e üçgen işlemini uygulamam gerekiyor. Diyor ki 2x artı 4 bölü 3'ü bir 3 ile böl diyor öncelikle. Ben bunu 2x artı 4 bölü 3 bölü 3 olarak yazıyorum. Bu bana neyi verecektir? 2x artı 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ü, yani 2x artı 4 bölü 9'u. 2x artı 4 bölü 9'u elde ettikten sonra bundan 2 çıkartacağım. Elde ettiğim ifadeyi de 2 ile çarpacağım.
çarpacağım. Eksi 2'yi yanına yerleştiriyorum ve buranın tamamını 2 ile çarpıyorum. Sonucumu bulmuş oluyorum. Burayı düzenlemeyin, bu şekilde bir beklesin. İşte bu şuna eşittir diyor. Eksi 4'e çember işlemini uyguladığın sonuca eşittir diyor. Hemen eksi 4'e çember işlemini uygulayalım. Öncelikle 5 eklemem gerekiyor. Eksi 4'e 5 eklediğimde eksi 4 artı 5'ten 1'i elde ettiğimi görüyorum. 1'i 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğim. 1 kere 3 bana 3'ü verir. 1 eklediğimde de 4'e ulaştığımı görmüş olurum. Demek ki benim burayı kaça eşitlemem gerekiyor? 4'e eşitlemem gerekiyor. Öncelikle her tarafı 2'ye bölersek bu 2 gider. 4 bölü 2'den de 2 gelmiş olur. Şuradaki eksi 2'yi de karşıya gönderdiğimizde eksi 2 artı 2 4 yapacaktır. Yani 2x artı 4 bölü 9'un 2 artı 2'den gelen 4'e eşit olması gerekir. Ben burayı 4 bölü 1 gibi yazıp içler dışlar yaparsam 2x artı 4 değerim 9 kere 4'ten 36 gelmelidir. Buradan 2x eşittir 32'den x'im 32 bölü 2 yani 16 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımın E şıkkı gelmesi gerekir. Plakada bize verilen tüm rakamların her birini birer kere kullanarak ardışık doğal sayılar yazmak istiyoruz. Hemen birinciye bir bakalım. Birincideki rakamlarımız 0, 7, 1, 1, 8 ve 9 olarak verilmiş. 6 tane rakamımız var. Ardışık doğal sayılar yazacağız. Tabii hemen 7'yi, 8'i, 9'u görünce benim aklıma 7, 8, 9 yazmak geliyor. Devamında 10 da gelecek. Mesela 7'yi aldık, kullandık. 8'i kullandık, 9'u kullandık. Birlerden bir tanesini ve sıfırı kullanırsak onu da yazmış oluyoruz ama şuradaki bir kalıyor. Tamamını kullanmamız gerektiği için biz burada bir tane biri kullanmamış olduk. Dolayısıyla ardışık şekilde yazamadık. Birinci olmuyor gibi. Ama burada illa bir basamaklı olsun, iki basamaklı olsun dememiş ki. Belki üç basamaklı sayılarla da ardışıklık durumunu yakalayabiliriz. Toplamda 6 rakamımız var. Üç basamaklı iki sayı oluşturursak bunlar da ardışık gelirse toplamda da 6 rakam kullanmış oluruz ve istediğimize ulaşmış oluruz. Dikkatlice baktığımızda 1'i, 7'yi ve 9'u kullanırsak 179'u oluşturduğumuzu, kalan şu 1, 8 ve 0'la da 180'i oluşturduğumuzu, 3 basamaklı ardışık 2 sayıyı burada yakaladığımızı görüyoruz. Yani aslında birinci plakadaki rakamlar bize ardışık 2 doğal sayı veriyormuş. Birincide istediğimize ulaştığımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İkinciye bir bakalım. İkincideki rakamlarımızı ben yazmak istiyorum. Birimiz var, birimiz var. Dokuzumuz, sıfırımız, ikimiz ve ikimiz var. Yine üç basamaklı iki sayı olabilir. Bir basamaklı sayılar, iki basamaklı sayılar olabilir. Burada ne var? Onu bir yakalamaya çalışalım. Burada da sanki şu 1 ve 9'u kullanırsak 19'u yazdığımızı görüyoruz. Onun dışında 2 ve 0'ı kullandığımızda 20 gelecektir. En sağdaki 2 ve en soldaki 1 de bize 21'i verir. Burada 3 tane 2 basamaklı yani toplamda 6 tane rakam kullanarak yine bizden istenene ulaştığımızı görüyoruz. İkinci de bize istediğimizi vermiştir. Bir de üçüncüye bakalım. Üçüncüdeki rakam adedimiz 5. 0 var, 9 var, 1 var, 0 var, 9 var. Burada ne olabilir? Bir tane 1 basamaklı, 2 tane 2 basamaklı. Toplam 5 basamak yapar. Ama bir tane 2 basamaklı, bir tane 3 basamaklı da gelebilir. Üsttekiler 2 tane 3 basamaklıydı. Ortadakiler 3 tane 2 basamaklı. Sanki burada da bir tane 2 basamaklı, bir tane 3 basamaklı var gibi. Bunun olması için ardışıklık olduğu için 99 ve 100 gelmeli ki bir 2 basamaklı bir 3 basamaklıyla toplamda 5 tane rakama ulaşmış olalım. İşte şu 2 tane 9'u kullandığımızda 99'u, kalanları kullandığımızda ise 100'e ulaştığımızı, yine ardışık 2 tane doğal sayı elde ettiğimizi görüyoruz. Yani 3'üncü de bize istediğimizi vermiş oluyor. Bu durumda doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Karşımızda 4 renkten oluşan bir düzenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzeni dikkatlice biraz yazmak istiyorum. Şimdi sarıyla başladık, S yazıyorum. Daha sonra kırmızı var, K ile göstereceğim. Maviyi M ile, beyazı da B ile gösteriyorum. Bundan sonra tekrar sarı, tekrar kırmızı, tekrar mavi, tekrar beyaz. Tekrar sarı, tekrar kırmızı, tekrar mavi, tekrar beyaz. Tekrar sarı, tekrar kırmızı, tekrar mavi, tekrar beyaz gelecek ve bu şekilde devam etmiş olacağız. Şimdi şurada bize diyor ki
sarı renkli yandıktan A çarpı B gün sonra kırmızı renkli yanmıştır diyor. Şimdi birinci gün sarı yanmıştı. Zaten bir gün sonrasında ikinci gün ne yanacak? Kırmızı yanacak. Yani bir gün sonrası oldu bu. Ama dörtlü bir düzenimiz olduğu için kırmızıdan tekrar kırmızıya geçmemiz için 1, 2, 3, 4 gün daha geçmesi gerekir. Bir gün geçmişti sarıdan kırmızıya. Bir 4 gün daha geçerse 1 artı 4'ten toplamda 5 gün sonra yine kırmızının yandığını görüyoruz. Devam edelim. 5'in üstüne 1, 4 daha eklersek dörtlü düzenimiz olduğu için tekrar kırmızıya geliriz. Bu da sarıdan sonraki 9. günü bize verecektir. Yani biz burada aslında 1'in üstüne hep 4'ün tam katlarını ekleyerek gidiyoruz. Bunu 1 artı 4x ile göstermiş olalım. 4'ün tam katları olduğu için bu 4x 4 çift bir sayı olduğundan çift olarak gelecektir. Çift bir sayıya 1 eklersek de tek bir sayıya ulaşmış oluruz. Demek ki şuradaki A çarpı B gün aslında tek adette bir günü bize verecektir. Yani A çarpı B'nin tek olması gerekir. Bu A da B de tam sayı olduğuna göre ikisi de ayrı ayrı tek tam sayı olmalıdır ki çarpımları da tek olarak gelmiş olsun. Bunu belirledik. Başka bir bilgimiz daha var. Bariyer sarı renkli yandıktan B artı C gün sonra da beyaz renkli yanıyormuş. Şimdi sarı ve beyaz arasına bakacağız. Sarı yandıktan 1, 2, 3 gün sonra beyaz yanıyor. 3'ü yazdım. Dörtlü bir düzenimiz olduğu için bir beyazdan diğer beyaza 1, 2, 3, 4 gün geçecek. 3 artı 4'ten 7 gün sonrayı verecek. Bir 4 gün daha geçtiğinde 7 artı 4'ten 11'e ulaşacağız. Burada da yine hep tek sayılarla gittiğimizi görüyoruz. Aslında burada da 3'ün üzerine 4'ün tam katlarını ne yapmış oluyoruz? Eklemiş oluyoruz. 4 çift sayı olduğu için şu 4'ün tam katları da çift olarak gelecektir. Buna 3 eklediğimizde çift artı tekten tek bir sayıya ulaşmış oluruz. O zaman B artı C'mizin de ne olması gerekir aslında? Tek olması gerekir. B'nin tek olduğunu biliyorduk. Toplamın tek gelmesi için C çift olmalıdır ki tek artı çiftten tek sayıyı elde etmiş olalım. O zaman A dedik, B dedik, C dedik. A'yı tek bulduk, B'yi tek bulduk. C'yi de çift bir sayı olarak bulmuş olduk. Şimdi bunlara bakarak şuradaki üçlüyü inceleyeceğiz. A artı C demiş. Tek de çiftin toplamı bize tek sayıyı verecektir. Çift olsun dediğimiz için bunu elemiş oluruz. B çarpı C diyor. Tek de çiftin çarpımı çift gelir. Biz de çift istediğimiz için bu bize istediğimizi vermiştir. A kare artı B demiş. A tekti. Karesi tek gelir. B de tek olduğu için burası tek artı tekten bize çift sayıyı verecektir. Üçüncü de bize istediğimizi vermiştir. Yani doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 3 olarak gelmiştir arkadaşlar. İki sayımız var. Aralarındaki fark da 32. O zaman küçük olana x dersek büyük olan bundan 32 fazla olmalı. Yani x artı 32 olmalı. Diyor ki bunların ardışık tam sayılar haline gelmesi için küçük olan 2 kat arttırılıp diyor. Küçük olan x'ti. Bunun 2 katı 2x yapar. 2 kat arttırırsak x'e 2 katı olan 2x'e ekleriz. Ve x artı 2x'ten 3x'e ulaşmış oluruz. Büyük olan 5 azaltılmalıdır diyor. X artı 32'yi 5'e azaltırsak x artı 32 eksi 5'ten de x artı 27'ye ulaşacağımızı söyleyebiliriz. İşte bu durumda bu sayılar ardışık sayılar haline geliyormuş. Tabii bunlar ardışık sayı ama hangisi daha büyük bilmiyoruz. 3x'in küçük olduğunu düşünelim. Bu durumda ardışık sayı oldukları için 3x'e 1 eklediğimde büyük olan x artı 27'yi elde etmem gerekir. Eğer x artı 27 küçük olansa x artı 27'ye 1 eklediğimde büyük olan 3x'i elde etmem gerekir. Buradan bir x'i çekmeye çalışayım. 2x eşittir 26'dan x'im buradan 13 gelecektir. Burada da 2x eşittir 28'den x'im 28 bölü 2 yani 14 olarak bulunmuş olur. Buna göre verilen sayılardan hangileri büyük olan sayının rakamları toplamı olabilir demiş. Büyük sayıya x artı 32 demiştik. X'imiz 13 ise x artı 32'miz 13 artı 32'den 45 gelir. X'imiz 14 ise x artı 32'miz 14 artı 32'den 46 gelmiş olur. 45'te rakamlar toplamı 9, 46'da rakamlar toplamı 10'dur. Biz burada 9 ve 10'a ulaşabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız da 2 ve 3 yani D şıkkı olarak işaretlemiş oluruz. Sayı doğrusuna bakarak A'nın, B'nin ve C'nin bulunduğu aralıkları bir yazalım. A'nın eksi 3, eksi 2 açık aralığında bulunduğunu görüyoruz. Hemen şuraya eksi 3 küçüktür, A küçüktür, eksi 2 yazmak istiyorum. B'ye baktığımızda eksi 2, eksi 1 açık aralığına gelecek. Eksi 2 küçüktür, B küçüktür, eksi 1 yazdım. C ise 0, 1 açık aralığında gelmiş oluyor. Hemen 0 küçüktür, C küçüktür, 1'i yazmak istiyorum. Bize verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri her zaman
pozitiftir, bunu yakalamaya çalışacağız. Öncelikle B artı C eksi A'ya bir bakmış olalım. Aslında aralıklarımızı düzenleyebiliriz ama ben bu birinci de şunu söylemek istiyorum. Bizden B artı C eksi A istenmiş ya, biz bunu B eksi A artı C olarak da yazabiliriz. Şurada zaten C'mizin 0 ile 1 aralığında, yani daima pozitif olduğunu görüyoruz. B eksi A'ya baktığımızda ise sayı doğrusunda B'nin tüm değerleri A'nın tüm değerlerinin sağ tarafında kalmış. Yani B'nin tüm değerleri A'nın tüm değerlerinden büyük. B her halükarda A'dan büyük geldiği için biz burada aslında büyükten küçüğü çıkarttığımızı, büyükten küçük çıktığında da daima pozitif sonuçların geleceğini söyleyebiliriz. O zaman iki tane pozitif sonucun toplamı da kesinlikle pozitif gelmiş olur. Birinci daima pozitiftir diye burada belirlemiş oluruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir de İkinciye odaklanalım şimdi. A eksi B artı C'nin geldiğini görüyoruz. Hemen A eksi B'yi şuradan bir elde etmeye çalışalım. A'mız zaten eksi 3 ile ne aralığında? Eksi 2 aralığında. Eksi B'yi elde etmek için her tarafı eksiyle çarpacağız. Eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Yani eksi 1 en sol tarafa eksi 1 çarpı eksiden artı 1 olarak gelecek. Küçüktür diyeceğiz. B'miz eksi B'ye dönecek. Küçüktür diyeceğiz. Eksi 2 de eksi 2 çarpı eksiden artı 2 olarak en başa gelmiş olacak. Bir de bunun altına C'yi 0 küçüktür, C küçüktür 1 yazalım. Hepsini şöyle taraf tarafa artık toplayabiliriz. Eksi 3, 1, 0 daha bize eksi 2'yi verir. Buradan A eksi B artı C gelir. Buradan da eksi 2 artı 2 artı 1'den 1'in geldiğini görüyoruz. Demek ki A eksi B artı C'miz eksi 2 ile 1 aralığında değerler alıyormuş. Bu aralıkta 0 da var, negatif değerler de var, pozitif değerler de var. Demek ki ikinci ifademiz pozitif de gelebilir, negatif de gelebilir, 0 da olabilir. Her zaman pozitif değildir. İkinciyi elemiş olduk. Şimdi üçüncüye odaklanmamız gerekiyor. Burada tabii ki önce çarpmayı yapacağız. A ile B'yi ne yapmış olacağız? Çarpmış olacağız. Bu çarpımdan da C'yi çıkartmamız gerekiyor. A, B çarpımına baktığımızda çarpımda alt sınır ve üst sınırı dikkatlice belirleyeceğiz. Genellikle hocalar hep şöyle söyler. İkili ikili çarpalım. Yani A'da alt sınır eksi 3, B'de alt sınır eksi 2. İkisinin çarpımı bize neyi verecektir? 6'yı verecektir. A'da üst sınır eksi 2, B'de üst sınır eksi 1. Çarpımları bize 2'yi verir. Bir de çapraz çarpıyoruz. Yani bir alt sınır bir üst sınır. Eksi 3 çarpı eksi 1'den 3. Eksi 2 çarpı eksi 2'den 4 gelecektir. Buradaki en küçük değer alt sınırı, en büyük değer de üst sınırı belirlemiş olur. Yani biz buraya 2 küçüktür, A çarpı B küçüktür, 6'yı ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bir de eksi C'ye ihtiyacımız var. Şurada her tarafı eksiyle çarpıyoruz. Eşitsizlik yön değiştirecektir. Eksi 1 küçüktür, eksi C küçüktür. Eksi çarpı 0'dan yine 0 gelmiş olur. Taraf tarafa topladığımızda 1 küçüktür, A çarpı B eksi C küçüktür. 6 artı 0'dan 6 gelmiş olur. Yani burada A çarpı B eksi C 1 ile 6 arasındadır. Bu aralıktaki tüm değerler pozitif olduğu için 3. ifademiz daima pozitif gelir. 1 ve 3 bize istediğimizi vermiştir. Doğru cevabımızın C şıkkı 1 ve 3 olması gerekir. 6 tane tam sayının olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi 3, diğerleri de A, B, C, D ve E olarak gelmiş olsun. Bunların her birini topladığımızda toplamda 78'e ulaşmamız gerekiyor. Zaten şurada 3 var. O zaman 78 eksi 3'ten şuradaki 5'linin toplamı kaç olarak gelecektir? 75 olarak gelecektir. Bunların ardışık 2 basamaklı pozitif tam sayılar oldukları söylenmiş. Ardışık sayılarımız olduğunda ortanca çarpı terim sayısı bize o değerlerin toplamını verecektir. A, B, C, D, E'nin küçükten büyüğe sıralandığını düşünelim. Bu durumda ortanca C gelir. Ortanca çarpı terim sayısı, yani C çarpı 5'in bize toplam 75'i vermesi gerekir. C çarpı 5 75 ise C'miz 75 bölü 5'ten 15 olarak gelmiş olur. O zaman bu ardışık değerlerden ortanca 15 olarak gelmiştir. 15'in bir büyüğü 16, 16'nın bir büyüğü 17 gelmiş olur. 15'in bir küçüğü 14, en küçüğümüz de 13 olarak gelecektir. 3'ün 13, 14, 15, 16 ve 17'nin, yani bu 6 değerin toplamı da bize 78'i vermiş olur. Biz buradaki en büyük değeri aradığımız için aradığımız değerin 17 gelmesi gerekir. Doğru cevabımız burada B şıkkıdır.
Elimizde 4 basamaklı A, 1, 4, 7 sayısı var. 4 basamaklı olduğu için basamak sayımız 4 gelir. N'i 4 olarak almamız gerekir. Sayımızı oluşturan her bir rakamı 4 ile bölüp kalanları toplayacağız. A'yı 4 ile böldüğümüzde kalanımız B olarak gelmiş olsun. 1 4'ten küçük olduğu için 1'i 4 ile böldüğümüzde kalan 1'in kendisi olarak gelecektir. 4, 4'ün tam katı olduğu için kalan buradan 0 olarak gelir. 4'ü 4'e böldüğümüzde kalan 0 gelmiş olur. 7'yi 4 ile böldüğümüzde 7 bölü 4 dediğimizde 1 kere 4, 4 yapar. 7 eksi 4'ten kalanı 3 olarak elde etmiş oluruz. İşte şuradaki B'yi daha sonra buradaki kalanların her birini topladığımızda yani B artı 1 artı 0 artı 3 dediğimizde B artı 4'ü elde ettiğimizi görüyoruz. Bu toplam bize sayımızın birler basamağındaki değer olan kaçı vermeli? 7'yi vermeli. O zaman B artı 4 eşittir 7 dediğimizde B'mizin de 7 eksi 4'ten 3 geldiğini ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Bu durumda şu B yerine 3 yazarsak aslında A'yı 4'e böldüğümüzde kalanımızın 3 gelmesi gerektiğini söylemiş oluruz. A'nın bir rakam olduğunu biliyoruz. 4 ile böldüğümüzde 3 kalanını veren rakamları düşündüğümüzde A yerine 3 yazabileceğimizi bir de 7 yazabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman şıklarda 3'ü ya da 7'yi bulmamız gerekir. Bize 3 verildiği için doğru cevabımızın burada C şıkkı 3 gelmesi gerekir. A kümesinde 4 tane elemanımız var. Bir eleman bir kümede sadece bir defa yazılabildiği için buradaki her bir elemanın birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. X, Y, 5 ve 1 birbirinden farklı 4 rakam olarak gelecektir. Bu 4 rakamla oluşturabileceğimiz en büyük 4 basamaklı sayımız X, 5, Y, 1 olarak gelmiş. Tabii en büyük sayı olsun dediğimiz için binler basamağında en büyük rakamı kullanmamız gerekir. Daha sonra rakamlarımızı küçülterek ilerleriz. Bu durumda en büyük X gelecektir. X, 5'ten büyüktür. 5, Y'den Y'de birden büyük olarak gelmiş olur. B kümesine baktığımızda yine bu 4 eleman da birbirinden farklıdır. Burada da 4 basamaklı en küçük sayıyı oluşturmuşuz. En küçük dediği için bu sefer binler basamağında en küçük rakamı kullanırız ve rakamlarımızı büyüterek ilerleriz. Bu durumda birler basamağındaki 8 buradaki en büyük rakam olarak gelecektir. Yani 8 büyüktür, X büyüktür, Z büyüktür 1 gelmesi gerekir. Bunları belirledik. Alt tarafa bir bakalım. X, 2, Y, Z sayısı 45 ile tam bölünüyormuş. 45 ile tam bölünme için 5 ile de 9 ile de tam bölünme gerekir. X'i 2'yi Y'yi Z'yi yazdık. Önce 5 ile tam bölünmeye bakalım. Birler basamağında 5 olabilir 0 olabilir. Z'ye 0 veremeyeceğimizi görüyoruz. Çünkü Z 1'den büyükmüş. Bu durumda Z'ye verebileceğimiz tek değer 5'tir. Yani bizim sayımız X 2 Y 5 sayısı olarak gelmiştir. 5 ile tam bölünmeyi yaptık. Sıra 9 ile tam bölünmede. Rakamlar toplamımız 9'un tam katı olmalı. Topladığımızda X artı Y artı 2 artı 5'ten 7'nin geldiğini görüyoruz. Bu 9'un tam katı olmalıdır diyoruz. O zaman K1 tam sayı olmak üzere burayı 9K olarak alalım. Ne yapabiliriz? Zaten 7'miz var. 7'den büyük 9'un tam katlarını düşündüğümüzde 9'a burayı eşitleyebiliriz. O zaman X artı Y'yi 2 vermemiz gerekir. 9'dan sonra 18'e eşitleyebiliriz. O zaman 7 artı 11 geleceği için X artı Y'yi 11 verebiliriz. 27 yapabiliriz. Bu durumda X artı Y'ye 20 vermemiz gerekir. Bu şekilde devam ederiz. Ama X'de Y'de rakam olduğu için zaten toplamları 20 olamaz. İkisi birden 9 bile olsa 9 9 daha 18 yapar. 20'ye ulaşamadığımızı görüyoruz. Bunun dışında biz x'in 5'ten büyük olduğunu biliyoruz. X 5'ten büyükse x artı y 2 yapamaz. Çünkü x bile 5'ten büyük. 6 bile alsak 6'ya y rakamını ekleyince 6'dan da büyük bir şey elde etmiş oluruz. Y 0 olsa en azından 6'yı elde ederiz. Ki burada zaten y'nin de 1'den büyük olduğunu bildiğimiz için 2'yi de elde edemeyeceğimizi anlamış oluruz. O zaman burada x artı y için tek seçenek 11 olarak kalmış olur. Ne verebiliriz? Mesela Y'ye 2 versek X'e 9 verebiliriz. Eşitsizliklerimiz sağlanır. Y'ye 3 versek gerçi eşitsizlik sağlanmaz çünkü X 8'den küçüktü. Örneğin ben burada X'e 7 verdiğimi düşünürsem Y'ye de 4 verirsem toplamları bana 11'i verecektir. Hem Y sağlamış olur hem X sağlamış olur yukarıdaki aralıkları. Bunun dışında X'e 6 versem Y 5 gelir o da sağlanmıyor. Aslında X ve Y için tek seçenek varmış. Yani X'imiz 7, Y'imiz de 4 olmalıymış. Zaten ayrı ayrı sormamış. Toplamlarını sorduğu için bu toplamın 11 geleceğini buradan belirlemiş oluyoruz ve A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar.
Alttaki görselde bulunan sıcaklık değerlerimiz 5, 2 ve 12 ile orantılı olarak geliyormuş. Orantılı dediğimizde doğru orantıyı anlarız. 5, 2, 12 ile orantılı olan bu değerleri 5K, 2K ve 12K olarak belirlemiş oluruz. Burada 5K'nin de 2K'nin de 12K'nin de tam sayı olmasını istiyoruz. O zaman K'mizi tam sayı seçerek ilerleriz. Normalde sadece 5K tam sayı olsun ya da sadece 12K tam sayı olsun deseydi K'nin illa tam sayı olması gerekmezdi. Mesela 12K'ye odaklandığımızda K'yi 1 bölü 6 seçtiğimizde de ne olur? Tam sayı elde etmiş oluruz. Belki 1 bölü 6 burada 6 12'yi böldüğü için bize bir tam sayı verecektir. Ama 5K'de K yerine 1 bölü 6 yazarsak ya da 2K'de K yerine 1 bölü 6 yazarsak bir tam sayı elde edemeyiz. Dolayısıyla bu tip sorularda yazdığımız K değerini bir tam sayı 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir değer olarak alıp yolumuzda ilerleriz arkadaşlar. O zaman biz burada şimdi 5K, 2K ve 12K üzerinden yorum yapacağız. K'mizin de tam sayı olduğunu unutmayacağız. Şimdi şu 12K'de 3. seviyede olduğumuzu görüyoruz. 3. seviyedeki sıcaklık aralığımız 81-110 aralığıydı. Şimdi 12'nin tam katları gelecek K tam sayı olduğu için. O zaman 81 ile 110 arasında 12'nin tam katı olan değerleri bir yakalamaya çalışalım. Buraya 81'i yazıyorum. Buraya 110'u yazıyorum. Biri alt sınır, biri üst sınır. Şimdi bu aralıkta 12'nin tam katları 7 kere 12'den 84 olarak gelecektir. Yani biz burada 7 çarpı 12'yi kullanabiliriz. Bunun dışında 8 kere 12'den 96'yı da kullanabiliriz. 9 kere 12'den 108'i de kullanabiliriz. Büyüttüğümüzde artık 110'u aşmış oluruz. O zaman bizim burada K'ye verebileceğimiz değerler 7, 8 ve 9 olarak gelmiştir. Bundan sonra şuradaki 5K üzerinden yorum yapalım diye düşünüyorum. Bu ikinci seviyede gelen bir değer. İkinci seviyede en az 41, en fazla 80'deyiz. Hemen şuraya alt sınır 41, üst sınır 80'i yazmak istiyorum. K'lerim 7, 8, 9'du. 5K'lerim ne gelecektir? Şuraya hemen 5K yazıyorum. 5 kere 7'den 35, 5 kere 8'den 40, 5 kere 9'dan 45 gelecektir. 41-80 aralığında bir değer arıyorum. Sadece 45'in bana istediğimi verdiğini görüyorum. Demek ki burada 7 ve 8'de saf dışı bırakıp K'nin sadece 9 olabileceğini ne yapmış oluyoruz? Belirlemiş oluyoruz. K'miz 9 olursa şuradaki 2K'miz ki bu da birinci seviyede bir sıcaklıktı. 2 çarpı 9'dan bize 18'i verecektir. Birinci seviyedeki sıcaklık aralığımızda 10-40 aralığı geliyordu. 18 bu aralıkta olduğu için burada da K'nin bize istediğimizi verdiğini söyleyebiliriz. O zaman bizim aradığımız K değeri 9'dur. 2K'miz 2 kere 9'dan 18 yapar. Alttaki görselde ortada bulunan tencerenin sıcaklığı yani 2K'lik sıcaklık bize sorulmuş. Bu 2 kere 9'dan 18 gelmiştir. Bunun rakamlar toplamını bulmaya çalışıyoruz. 18'de rakamlar toplamı 1 artı 8'den 9 gelir. Doğru cevabımızın C şıkkı 9 olması gerekir. İşlemlerimizi dikkatlice bir inceleyelim. Mesela ilk sıraya baktığımızda x küp eksi 3x kare eksi 4x'i ben x parantezine alırsam x parantezinde x kare eksi 3x eksi 4'ün geleceğini görmüş olurum. Bunun yanında da px'im var. Ben bunu neyle bölüyorum? X'le. Ben bunu x ile böldüğümde şuradaki x'ler birbirini götürür. Elimde x kare eksi 3x eksi 4 çarpı px kalır. Alt tarafta üstten ikinci sırada zaten bunun yazdığını görüyorum. Şimdi ben bunu qx ile böldüğümde x eksi 4 çarpı px kalmış. Hemen şu kalan kısmı düzenlediğimde x kare eksi 3 x eksi 4'ü x artı 1 çarpı x eksi 4 olarak yazabilirim. Yan tarafta px var. Ben bunu neyle oranlıyorum? Qx ile oranlıyorum. Ve son durumda x eksi 4 çarpı px'in kalmasını istiyorum. Bu durumda qx x artı 1 olmalı ki ikisi birbirini götürmüş olsun. Yani ben burada qx'in ne olduğunu söyleyebilirim. X artı 1 olduğunu söyleyebilirim. Devam ettiğimde elimde kalan x eksi 4 çarpı px'ti. Bunu zaten x eksi 4 ile oranladığımda x eksi 4'ler gider. Elimde şu üstten 4. sıradaki px kalmış olur. Px'i x eksi 5 ile böldüğümde 2'nin gelmesini istiyorum. O zaman benim px'im 2 çarpı x eksi 5 olmalı ki x eksi 5 ile oranladığımda x eksi 5'lerim gidip elimde 2 kalsın. 2'yi de 2 ile böldüğümde 1'e ulaşmış olayım. Demek ki px'imin de aslında 2 çarpı x eksi 5 olduğunu belirlemiş oldum. Qx'i de yukarıda x artı 1 olarak bulmuştum. Px çarpı Qx'in x
x-1 ile bölümünden kalan sorulmuş. x-1 ile bölümünden kalan deyince x-1'i 0'a eşitleyip px çarpı qx'de x yerine 1 yazmamız gerektiğini anlarız. Px çarpı qx'de x yerine 1 yazarsak bizden istenen p1 çarpı q1 olarak gelecektir. P1'e baktığımızda hemen şurada yerine yazarsak ne gelmiş olur? 2 çarpı 1 eksi 5 gelmiş olur. Q1 de bize 1 artı 1'i verecektir. 2 çarpı eksi 4 çarpı 2 gelir. 2 kere eksi 4 eksi 8. Eksi 8 kere 2 bize eksi 16'yı verir. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle şöyle sayı doğrumuzu bir oluşturalım. Üzerinde iki tane nokta alalım. Bir tanesi A noktası, bir tanesi de B noktası olarak gelmiş olsun. A sabit olacak şekilde B'yi A'nın etrafında çevirdiğimizi düşünüyoruz pergelimizle. Bu bize aslında A merkezli ve AB yarıçaplı bir çemberi ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Şuradaki noktamıza C noktası dersek AC uzunluğumuzda, AB uzunluğumuzda bize yarıçapımızı vermiş olur. Burada çevre uzunluğumuz 12 pi gelmiş. Normalde çevre uzunluğunu 2 pi r ile hesaplarız. Bunu 12 pi'ye eşitlersek pi'ler gider, 2 r 12'den r'miz de 6 olarak gelmiş olur. Yani burada yarıçap 6'dır. Dolayısıyla ilk işaretlediğimiz noktalar olan A ve B arasındaki uzaklıkta 6 birim gelmiştir. Burada bunu ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Ama biz sonuçta sayı doğrusu üzerinde 2 nokta işaretliyoruz. Ve bunların arasındaki uzaklıkta 6 birim geliyor. Verilen ifadelerden hangilerinin çözüm kümesinde bahsedilen noktaların her ikisi de bulunabilir diye sorulmuş. Öncelikle şu birinciyi bir inceleyelim. Böyle bir eşitliği nasıl çözeriz? x-3 eşittir 3, bir de x-3 eşittir eksi 3 diyerek çözmüş oluruz. Buradan x1 diyelim, x1 değerimiz 6. Buradan da x2 diyelim, x2 değerimiz 0 olarak gelmiş olur. Tam da bizim A ve B noktalarımız gibi, yani sayı doğrusunu şöyle tekrar çizdiğimizi düşünürsek, şuraya 0'ı, şuraya 6'yı işaretlersek 0'a A'yı verdiğimiz de B'mizde zaten 6 olarak gelecektir. 0 ile 6 arasındaki uzaklık 6 birim olduğu için buradaki x'ler bize aradığımızı vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bir bakalım. Burada eşitsizlik çözümü yapacağız. Nasıl çözüyorduk? Eksi 5 küçüktür, x eksi 2 küçüktür, 5 diye çözüyorduk. Her tarafa 2 eklediğimizde eksi 3 küçüktür, x küçüktür, 5 artı 2'den 7 gelmiş olur. Sayı doğrusu üzerinde burayı göstermek istersek, şuraya eksi 3'ü, buraya da 7'yi verirsek eğer, eşitlik olmadığı için bunların içini boşalacağız. Ve şu şekilde bu aralığın bize çözüm kümemizi verdiğini söylemiş olacağız. Eksi 3'ten 7'ye kadar 10 birim uzaklık var. Bizim A ve B noktalarımız arasında ise 6 birim uzaklık vardı. Mesela ben şurada bir yerde A'yı aldığımda bunun 6 birim fazlası B olarak gelebilir. Örneğin A'ya eksi 1'i verirsem eksi 1 artı 6'dan B'mizde 5 olarak gelecektir. Eksi 1 ve 5 bu çözüm kümemizi çözüm kümemizin içinde kaldığı için ikinci de bize istediğimizi vermiştir diyebiliriz. Üst tarafta yani birinci de 2 nokta bulmuştuk. Biri A biri B olmuştu. Burada bir aralık bulduk. A'yı da B'yi de bu aralığa yerleştirebildiğimiz için biz burada ikincinin de bize istediğimizi verdiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi benzer mantıkla üçüncüyü yorumlayalım. Burası aynı birinciye benziyor. Mutlak değer eksi 2 bize 2'yi verir. 2'yi karşıya gönderirsek mutlak değer x eşittir 4 gelir. Bu durumda x'imiz bir 4 olur. Bir de buna x1 diyelim yine. x2'miz de eksi 4 olarak gelecektir. Yani sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman bizim burada çözüm kümemizde elde ettiğimiz elemanlardan birisi eksi 4'tür. Diğeri ise 4 olarak gelmiş olur. Burada bir aralık yok. 2 tane nokta var. Diyelim ki ben şuradaki eksi 4'ü A noktası olarak alsam bunun 6 fazlası bana 2'yi verir. 2'nin B olarak gelmesi gerekir ama 2 şu anda benim çözüm kümemde yok. Benim 4'e ulaşmam gerekirdi. Ya da siyahla göstereyim. Mesela ben burada B noktasını 4 olarak alsam 6 gerisinde A olur. Bu da bana eksi 2'yi verir. Yani A'nın buraya gelmesi gerekir. Ama benim çözüm kümemde eksi 2 değil eksi 4 olduğu için burada AB ikilisini yakalayamadığımı görüyorum. Yani 3'üncü bana istediğimi vermemiş oluyor. Bu durumda 1 ve 2'de istediğime ulaşmamış açtığım için doğru cevabımı da D şıkkı 1 ve 2 olarak işaretlerim arkadaşlar. En baştaki toplam madde miktarımızı x gram gibi düşünelim. Limonun kendi ağırlığı A gram olarak gelmiş olsun. Bunu A ile göstereceğim. Şekeri B gramla gösteriyorum. Çay da tüm ağırlığın %80'iymiş. Tamamına x dediğim için x'in %80'ini hesaplayacağım. X çarpı 80 bölü 100 diyeceğim. 80 ve 100'ü sadeleştirirsem bu bana x çarpı 4 bölü 5'i vermiş olacaktır. Yani çay burada 4x bölü 5 gram olarak gelmiş olur. Tamamına x demiştik. X'ten 4x bölü 5'i çıkarttığım
aslında 1x bölü 5, yani x bölü 5 kalır. Bu x bölü 5 de şuradaki a ile b'nin toplamı olarak bana gelir. X bölü 5 ile 4x bölü 5'in toplamı da 5x bölü 5'ten bize tüm madde miktarımız olan x'i vermiş olur. Şimdi biz bu x'in üstüne 5 gram limon ekliyoruz. Toplam madde miktarımızı 5 gram arttırıyoruz. Bu bize x artı 5 gramı verecektir. Çay miktarımızda bir değişiklik yok. Ve x artı 5 yeni madde miktarımız oldu. Normalde en başta çayın oranı %80 iken madde miktarımız x artı 5'e çıktığında çay oranımız %40'a düşmüş. Yani x artı 5'in %40'ının en baştaki çay miktarımız olan 4x bölü 5 olduğu bize söylenmiş. O zaman hemen x artı 5'i %40'la 40 bölü 100 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 ile çarpalım ve en baştaki çay miktarımız olan 4 bölü 5 x'e eşit demiş olalım. Buradaki 4 bölü 5 ve 2 bölü 5'i sadeleştirdiğimizde burada bir sağ tarafta 2 kalır. Bu durumda x artı 5 eşittir 2x elde edilir. X'imiz de buradan 5 olarak bulunmuş olur. Eğer x'imiz 5 ise aslında toplam madde miktarımız 5 gram olarak gelmiştir. A ile B'nin toplamı, yani en baştaki limonla şekerin toplamı da 5 bölü 5'ten bize 1'i verecektir. En baştaki çay miktarımız da 4x bölü 5'ti. X'e 5 verirsek 4 kere 5 20, 20 bölü 5'ten bu da bize 4 gramı vermiş olur. İşte 1 ile 4'ün toplamı bize x'i, yani 5 gramı vermiş olacaktır. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekir. Limonu 5 gram arttırdığımızda toplam madde miktarımızı da 5 gram arttırmış oluyoruz. Bunun bize verdiği durum ile şeker miktarını 11 katına çıkartmak aynı durummuş. Şimdi bir bütünü 11 katına çıkartmak ne demektir? Aslında 10 kat arttırmak demektir. X'i ya da x demeyelim, burada x kullandığımız için m'yi 11m yapacaksak m'nin üstüne 10m ekleriz ki 11m olsun. Demek ki m'yi 11m yapmak demek 10m arttırmak demektir. O zaman aslında 5 gramlık artışla burada şeker miktarının 10 katı kadar artış birbiriyle aynıdır. Şeker miktarına b dediğimiz için o zaman biz 5'in aslında 10 tane b'ye eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Her tarafı 10'a böldüğümüzde b'miz 5 bölü 10, yani 0,5 olarak bulunmuş olacaktır. Biz a ile b'nin toplamının zaten 1 olduğunu biliyoruz. B'miz 0,5 ise a'mız da 0,5 olmalı ki toplamları bize 1'i vermiş olsun. O zaman en baştaki limon miktarımız olan a'yı 0,5 gram olarak bulmuş oluyoruz. En baştaki şeker miktarımız olan b'yi de 0,5 gram olarak buluyoruz. En baştaki çay miktarımız da zaten 4 gram olarak bulmuştuk. Hepsinin toplamı da ilk madde miktarımız olan 5 gramı bize vermiş olacaktır. Bize ne sorulmuş? Hazır çayın başlangıçtaki şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Tamamının toplamının, yani en başta zaten x olduğunu ve x'in de 5 gram geldiğini söylemiştik. Bunun içindeki şeker miktarı 0,5 gram olarak gelmiş. 0,5 5'in yüzde kaçıdır diye sorulmuş. 5'i 0,5 yapmak için 10'a bölmemiz gerekir. 10'a bölmek demek aslında 10'da 1'ini bulmak, yani %10'unu hesaplamak demektir. Buradaki yüzdemiz %10 olarak gelecektir. Bu kafamızı karıştırıyorsa buradaki yüzde oranı yüzde r olsun deriz. 5 çarpı r bölü 100'ü de 0,5'e, yani 5 bölü 10'a eşitleyebiliriz. Buradaki 5'ler gider. İçler dışlar yaparsak 10r'miz 100 gelir. R'miz de 100 bölü 10'dan 10 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Elimizde 35 tane zar var. Bunlardan 6 tanesi zaten en alta birinci kat olarak yerleştirilmiş olacak. Geriye de 35-6'dan 29 zar kalacak. Bu 29 zardan da ikinci ve üçüncü katta kullandıklarımızla 23 zara düşmek istiyoruz. 29-23 bize 6'yı verdiği için ikinci ve üçüncü katta da toplam 6 zar kullanmamız gerekiyor. Daha sonra kalanları 4. 5. kat diye ilerleyerek yerleştirmiş olacağız. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela burada zarların hep üst üste gelecek şekilde yerleştirmesi gerekiyor. O zaman birinci katta bu görselde 6 tane zar varsa biz bunların üstüne en fazla 6 tane zar yerleştirebiliriz. Yani bizim bunların üzerine bir kat olarak 7 zar yerleştirme şansımız yok. 8 zar yerleştirme şansımız yok. En fazla her birinin üstüne bir tane gelirse 6 zar yerleştirebiliriz. 6'dan daha az da olabilir. Bir tanesinin üstünü boş bırakırız, 5 tane yerleştiririz. Ya da ikisinin üstünü boş bırakıp 4 tane yerleştirebiliriz. Ya da 5'inin üstünü boş bırakıp en az da 1 tane yerleştirebiliriz.
hiç yerleştirmezsek zaten yeni bir kat oluşturmuş olmayız. Demek ki burada bir alt katta kaç zar varsa bir üstüne en fazla o kadar zar yerleştirebileceğimizi anlamış olalım. Şimdi burada ben şöyle göstermek istiyorum. Mesela şuraya birinci kat diyeceğim. Birinci katta kaç tane zarımızın olduğunu biliyoruz. 6 tane zarımızın olduğunu biliyoruz. İkinci katı hemen ben şöyle yazmak istiyorum. Bir de üçüncü katı yazacağım. İkinci ve üçüncü kata da toplamda 6 tane zar yerleştirmem gerekiyor. Örneğin ben ikinci kata elimdeki bu 6 zarın beni 29'dan 23'e düşüren 6 zarın hepsini yerleştirirsem ne olur? Üçüncü kata hiç zar kalmaz. Böyle bir durum olmayacak. Çünkü o zaman üçüncü kat olmaz sıfır zar olduğu için. Yani ben burada ikinci kata en fazla o zaman 5 tane yerleştirebilirim. Buraya 5 tane yerleştirdiğimde bu durumda 6-5'ten bir tanesi de neye kalmış olacaktır? Üçüncü kata kalmış olacaktır. Ama üçüncü katta bir tane elde ettiysem bundan sonra zaten diğer tüm katlarda en fazla kaç tane kullanabilirim? Bir tane. Çünkü zaten bir tane kaldı üçüncü katta. Bundan sonra üzerine en fazla bir tane koyarak ilerleyebilirim. Zaten 23 tane zarım kalmıştı. O zaman bundan sonraki tüm katlarımda bir tane koyduğumda 23 kere birden 23 kat elde etmiş olurum. 3 artı 23'ten kaçıncı kata gelmiş olurum? 26. kata gelmiş olurum. Ve her birinde de ne yerleştirmiş oluyorum? Bir tane zar yerleştirmiş oluyorum. Bu da en üst katta bana neyi veriyor? Sadece bir tane zarı vermiş oluyor. Hani diyor ya en üst katta bulunan zarın üst yüzeyinde kaç nokta bulunabilir? Yani hangi sayı bulunabilir? Böyle anlamış olalım. Zaten zarın üstünde birden 6'ya kadar değerler var. En üstte de bir zar olduğu için onun üstüne de 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan biri gelebilir. Bana verilen değerlere baktığımda 5 burada olduğu için 5'in en üste gelebileceğini ne yapmış oluyorum? Anlamış oluyorum. Aslında bunu söylediğimde şu mantığa da geçiyorum. Mesela benim burada en üst katta üst yüzeyde bulunan sayılar toplamında 10'a 15'e ulaşmam için 10'da en azından 2 zara, 15'te de en azından 3 zara ihtiyacım var. Çünkü ben zarlarımdan birinde 6 bile olsa diğerinden 4 gelmeli ki toplamda 10'a ulaşmış olayım. Ya da birinde üst yüzeyde 5 olsa diğerinden de 5 gelirse yine 10'a ulaşırım. 15'e ulaşmak için birinde 6 nokta bile üstte olsa diğerinde 6 nokta bile olsa 12'ye ulaşacağımdan 15 için 3. bir zarın daha gerektiğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Demek ki 10 ve 15 için en azından 10 için en azından 2, 15 için de en azından 3 tane zarın en üst kata ne yapması gerekiyor? Gelmesi gerekiyor. Biz burada zaten 3. katta bir tane zar elde ettiğimiz için bundan sonra hep bir zar geleceğinden burada sadece 5'i elde edebildiğimizi anlamış oluyoruz. Devam edelim. Şimdi 6 tane zarı 2. ve 3. kata pay edecektik. 2. bir duruma bakalım. Kırmızıyla yazayım. 1. katta yine 6 tane var. 2. katta bu sefer 4 tane olsun. 3. kata da kaç tane kalacaktır? 2 tane kalacaktır. Toplamları 6 olsun diye. Şimdi de 3. katta 2 tane olduğu için 2'nin üstüne biz 2 ya da 1 tane yerleştirerek ilerleyebiliriz. Buna dikkat edeceğiz. Elimizdeki kalan zar sayısının da 23 olduğunu biliyoruz. Biz şimdi zaten en üstte 1 zarı elde ettik. 2 zar elde etme durumumuz var mı ona bakalım. Ya da 3 zar elde etme durumumuz var mı ona bakalım. Ama şu an 3. katta bile 2 tane ise 3'e geçme şansımız yok. Bari 2'yi elde edebiliyor muyuz ona bakalım diyeceğim ama elimde 23 zar kaldı. Bu 3. kattaki 2'nin üstüne hep 2, 2, 2 koyarak gitsem bile 22. zara geldikten sonra 23. zar elimdeki tek zar olarak kalacaktır. Şimdi 22 tane zarı 2 2 yerleştirdiğimde 22 bölü 2'den 11 kat yapar. 3'ün üzerine 11 geldiğimde 14. kata ne yapmış olurum? Gelmiş olurum. 14. katta ben yine kaç tane zar elde ediyorum? 2 tane ve burada arada hep 2 tane zar kullandığım için toplamda da 22 zarı kullanıyorum. 23. zarımı da 15. kata yine 1 tane olarak yerleştirmem gerekiyor. Yani bu ikinci durumda da şu kırmızıyla yazdığım durumda da en üstte yine bir tane zarın kaldığını görüyorum. O zaman benim burada 10'u ya da 15'i elde etme şansım yok. Yine 5'i elde edebilirim. 10 ve 15'i burada elde edememiş oldum. Devam edeceğim. Başka bir duruma bakacağım. Şimdi yine birinci katta 6 tane var. Bunu yazıyorum. İkinci katta 3 tane olsun. 2 ve 3'ün toplamı 6 olacağı için 3. kata da 3 tane gelsin. Buraya da 3 taneyi yazdım. Bu güzel oldu. Hep bundan sonra 3 3 gidersem en üstte 3'ü elde edebilirim. Şimdi ben en üstte 3 tane zarı elde edersem hem 15'i hem 10'u elde etmiş olurum. Çünkü diyelim ki 3 zarımdan bir tanesinde üstte 4 olsun, diğerinde 5 olsun, diğerinde 1 olsun, toplamları 10 yapar işte. Ya da 3 zarımdan bir tanesinde 6, diğerinde 6, diğerinde 3 olsun, toplamları 15 yapar, 10'u da 15'i de elde etmiş olurum. Ama 4. kattan itibaren elimdeki artık zar sayısının 23 olduğunu biliyorum. Ben burada 3. kattan sonra hep 3, 3 koysam bile 23, 3'ün tam katı olmadığı için 21'e kadar geldikten sonra 21, 3'ün tam katı yani 7 kat ilerledikten sonra
sonra elimde kaç zar kalmış olacak? 2 zar kalmış olacak. Yani burada en üstte 3'ü elde etme şansım yine yok. Ama neyi elde edebildiğimi görüyorum? 2 zarı elde edebildiğimi görüyorum. Ben burada 7 kere 3 gitsem, 3'ün üstüne 7 eklediğimde beni kaçıncı kata götürmüş olacaktır? 10. kata götürmüş olacaktır. 10. katta yine 3 tane olduğumu düşünsem, 3'ün üstüne 7 kat gittim, hep 3'er tane koydum. 7 kere 3, 21. 23 yapmak için 10'un bir üst katı olan 11. kata 2 tane daha zarı yerleştirdiğimde bu sefer en üstte 2 zar gelmiş olur. Birinde 6 nokta, birinde 4 nokta olsa en üstte, ya da birinde 5 nokta, diğerinde 5 nokta, toplamları bana onu verecektir. 2 zar elde ettiğim için onu yakaladım ama en üstte bir türlü 3 zarı getiremediğim için 15'e ulaşamadığımı görüyorum. Burada 23 değil de 3'ün tam katı olan bir değer olsaydı en üstte 3 zarı getirebilirdim. Tabi burada 3. kattan sonra yine hepsini bir de yerleştirebilirim. Sonuçta altta 3 zar var. Üzerine hep bir gidebilirim. Yine üstüne 23 kat gidip en üste yine 1 zar koyabilirim. Ama zaten onu elde ettiğim için ona kafa yormadım. Hep 2 ve 3 zar elde edebiliyor muyum? Buna baktım. 3 zarı bir türlü elde edemediğimi görüyorum. O zaman 15'i bir kenara bırakıyorum. 5'i ve 10'u burada yakalayabileceğimi belirlemiş oluyorum arkadaşlar. Güzel mantıkla hazırlanmış. Aslında burada kalan zar sayısı mesela 24 gibi, hem 2'nin hem 3'ün hem 1'in, zaten 1'in katı gelecektir. Tam katı olan bir sayı olsaydı en üstte 1 zarı da, 2 zarı da, 3 zarı da elde edebilirdik. Ama burada sadece 1 zarı ve 2 zarı en üste getirebildiğimizi gördük. 3 zarı en üste getiremediğimiz için 15'e ulaşamadık. Tabii şunu da söyleyelim. Şimdi 1. katta 6 tane vardı. Bunun üstüne mesela 5 koyduk, 4 koyduk, 3 koyduk, 2 tane koyduğumuzu düşünsek. 2. ve 3. katın toplamı 6 zar yapacaktı ya. 2'de şimdi 2 tane var. Toplamda 6 olması için üstüne 4 gelmesi gerekir. Ama 2'nin üstüne 4 koyamadığımızı bildiğimiz için bundan sonraki durumlar zaten bize istediğimizi vermeyecektir. Yani alttaki zar sayısı üsttekine eşit veya daha büyük olmalı. Bu mantık üzerinden gittiğimizde bunları elde edebildiğimizi görmüş oluyoruz. 1 ve 2'yi yakaladığımız için de doğru cevabımızı C şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. İlk durumdaki video uzunluğumuz bizden isteniyor. Ben o değeri x olarak almak istiyorum. Videomuzun uzunluğu x dakika iken ortalama izlenme süremiz 24 dakika olarak verilmiş görselde. Hemen izlenme oranımızı x bölü 24 olarak belirledik. Bu bir kenarda beklesin. İkinci durumda videomuzun toplam süresini, toplam uzunluğunu 2 dakika azaltıyoruz. Bu bize x eksi 2'yi verecektir. Bu durumda ortalama izlenme süremiz 1 bölü 4 oranında artıyormuş. Normalde 24'tü ortalama izlenme süresi. 24'ün 1 bölü 4'ü 24 bölü 4'ten 6 yapar. 24'ü 6 arttırırsak bu da 24 artı 6'dan bize 30'u verecektir. Yani ikinci durumdaki izlenme oranımız x eksi 2 bölü 30 olarak gelmiştir. İşte x bölü 24 1 bölü 2 azalarak x eksi 2 bölü 30'a dönüşüyormuş. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. Hemen x bölü 24'ten o azalma miktarı olan 1 bölü 2'yi çıkartıyorum ve x eksi 2 bölü 30 30'luk izlenme oranıma eşit diyorum. Eksi 1 bölü 2'yi sağa gönderdim. X eksi 2 bölü 30'u sola aldım. Bu bana x bölü 24 eksi x eksi 2 bölü 30'u 1 bölü 2 olarak vermiş oldu. Faydalara baktığımda 120'de eşitleyebilirim. Burayı 5 ile, burayı 4 ile, burayı 60 ile genişletiyorum. Faydaları yazmayacağım. Her biri 120 gelecek. 5 kere x'ten 5x gelmiş olur. Şuradaki eksiye dikkat edeceğiz. 4 ile çarpacağız. Bu bize eksi 4 çarpı x eksi 2'yi verir. Karşı tarafta 60 kere 1'den bize 60'ı verecektir. Buradan 5x eksi 4x artı 8 eşittir 60'a ulaşırız. 8'i karşıya göndeririz. 5x eksi 4x'ten x gelir. 60 eksi 8 bize x değerini 52 olarak verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Birbirinden farklı olan 9 yaşımızı küçükten büyüğe sıralanmış şekilde yazalım. En küçük değerimiz burada A olarak gelsin. Sonra B olarak, C olarak, D olarak, E olarak, R olarak, M olarak gelmiş olsun. 7 tane oldu. 9 olması lazım. Bunların yanına bir de X ve Y'yi eklediğimizi düşünelim. Küçükten büyüğe sıralamış olalım. Yani A en küçük, Y burada en büyük olarak gelecektir. Buradaki toplamları en az olan dörtlü A, B, C, D olarak gelmiş olur. Yani en küçükler gelir. Bu bize neyi verecekmiş? A grubunu verecekmiş. Çarpımları en büyük olan 5'li de en büyük 5 değer olarak gelir. Onlar da E, R, M, X, Y olarak gelecektir. Bunların da B grubunu oluşturduğunu biliyoruz. A grubundaki
Türkiye'deki yaş ortalaması 21,25'miş. Yani A artı B artı C artı D deyip bunu 4 tane eleman olduğu için 4'e böldüğümüzde kaça ulaşıyormuşuz? 21,25'e ulaşıyormuşuz. İçler dışlar çarpımı yaparsak A artı B artı C artı D'nin 4 kere 21,25'ten kaç geleceğini söyleyebiliriz? 85 geleceğini söyleyebiliriz. Benzer mantıkla diğer taraftaki ortalama da 32 olarak verilmiş. O zaman ERMXY'yi toplayıp 5'e böldüğümüzde 32 gelecektir. O zaman 5 çarpı 32 bunların toplamını bize verir. Bunu da alt tarafa yazmak istiyorum. E artı R artı M artı X artı Y diyelim. 5 kere 32'den bunu da 160 olarak almış olalım. Şimdi bize ne verilmiş ona bir bakmak istiyorum. Diyor ki her iki grubun yaşları en küçük olan kişileri gruplarını birbirleriyle değiştirdiğinde A grubunun yaş ortalaması 2 artmaktadır diyor. Şimdi A grubundaki en küçük değerimiz zaten A'nın, şu küçük A'nın kendisi gelecektir. B'deki en küçük değerimiz de şu E olarak gelmiş olur. Biz E'yi A'nın yerine getiriyoruz ve ortalamamız ilk duruma göre kaç artıyormuş? 2 artıyormuş. Aslında biz bu durumda E'nin A'dan 8 fazla olduğunu söyleyebiliriz. Neden 8 fazla dedim? Çünkü A'nın bulunduğu grupta 4 tane eleman var. Biz burada A'nın yerine A artı 8'i getirirsek toplamımız şuna dönüşür. A artı 8 artı B artı C artı D'ye dönüşür. A artı 8 E'nin yerine yazdığım değer. Niye yazdığımı anlatmaya çalışıyorum. Burada E'yi, B'yi, C'yi, D'yi toplayıp 4'e böleceğiz. 21,25'in 2 fazlasını bulmak istiyoruz. İşte o 2 fazlalık şu 8'den gelecektir. Çünkü zaten A artı B artı C artı D'yi 4'e böldüğümüzde 21,25'in geldiğini biliyoruz. İşte şu fazlalık olan 8'i de 4'e böldüğümüzde ekstradan 2 gelmeli ki 21,25'in 2 fazlasına biz ne yapmış olalım? Ulaşmış olalım ve bu ortalamayı 23,25 olarak belirlemiş olalım. O zaman biz bu durumda E'nin A'dan 8 fazla olması gerektiğini ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Bu bir kenarda beklesin. Bize diyor ki A grubundaki yaşı en büyük olan kişinin yaşı 23'tür. A grubundaki en büyük D'ydi. Şuraya A'yı yazıyorum. B'yi, C'yi ve D'yi yazıyorum. D'nin 23 olduğunu biliyorum. Buna göre diyor B grubunun yaşı en büyük olan kişinin yaşı en fazla kaçtır? Yani burada en büyük Y olduğu için Y'nin en büyük değerini arıyorum. Bir kere Y'nin en büyük olması için E'nin, R'nin, M'nin ve X'in küçük olması gerekir. Burada bence E belirleyicidir. Çünkü ben E'yi A'ya bağlamıştım. E'nin küçük olması için E A artı 8'e eşit olduğundan A'nın da küçük olması gerekir. A'nın bulunduğu gruba dönersem A, B, C, D vardı. Bunların toplamının 85 olduğunu biliyorum. A'nın küçük olması için diğerlerinin ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. O zaman zaten D'yi bildiğim için diğerlerine de verebildiğim kadar büyük değerleri vermeye çalışayım ki A küçük olsun. Şimdi A, B, C, D küçükten büyüğe sıralanmıştı. D 23. Her birine tam sayı olduğunu biliyorum. Birbirinden farklı bunlar. O zaman C, D'den küçük ama en büyük. Yani 23'ten küçük ama en büyük 22 gelir. B'miz de bu durumda 22'den küçük ama en büyük 21 gelecektir. Şu üçünün toplamı 21, 22, 23, 66 yapar. Toplamı 85 olması için A'mızın da 85-66'dan 19 gelmesi gerekir. 19 A'nın alabileceği en küçük değerdir. Yukarıda A yerine 19 yazarsam 19 artı 8'den E'nin de en küçük değeri 27 olarak hesaplanmış olur. Hemen şurada E'ye 27 veriyorum. Diğerleri de küçük olsun ki Y büyük olsun demiştik. Şimdi E, R, M, X, Y sırasıyla gittiğimiz için E en küçük. R'miz E'den büyük. Yani 27'den büyük ama en küçük 28 olabilir. Aynı mantıkla M 29, X de 30 olabilir. En küçük değerleri verdik. Bunları bir de Y'ye ekleyince 160'a ulaşmamız gerekir. 27, 28, 29 ve 30'u toplayacağız. 27, 30 daha 57 yapar. 28, 29 daha 57 yapar. 2 tane 57 bize 114'ü verir. Demek ki 114'e Y'yi eklediğimizde 160'a ulaşmamız gerekir. Y değerimiz de o zaman 160-114'ten en büyük 46 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. En alta baktığımızda F bileşke, G bileşke, F4 ifadesinin farklı tam sayı sonuçlarını yakalamamız istenmiş. Şimdi mavi grafik. Mavi grafik f fonksiyonunun grafiği olarak verilmiş. En altta da Fogoff 4'ün alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulmamız istenmiş. Öncelikle bizim bir f4'ü bulmamız gerekiyor. Mavi grafik f'e ait. Zaten f'in tanım kümesi de 0-4 kapalı aralığı olarak verilmiş. Şurada devam ettirdiğimizde 3'ten sağ tarafa doğru eksenimizi tamamlarsak nokta nokta şöyle alt tarafa doğru da gelirsek şurada 4'ü işaretlersek mavi grafik
X'e 4 verdiğimizde Y de bizi 4'e götürmüş oluyor. Yani F4'ün kaç geleceğini söyleyebiliriz? 4 geleceğini söyleyebiliriz. F4 4 ise biz o 4'ü şuradaki G'nin içine yazacağız. Bu da şimdi bize neyi vermiş olacak? G4'ü verecek. Bu G4'ü de bulup neyin içine yazmamız gerekiyor? Tekrar F'in içine yazmamız gerekiyor. Şimdi kırmızı grafikte G fonksiyonunun grafiğine ait. Biz burada G'nin bir kısmını göremiyoruz. Tam şu 3'ün görüntüsünün olduğu yer şurada 1'e gidiyor gibi. Ama devamında grafik nasıl devam edecek bilmiyoruz. Örneğin şöyle yukarıya doğru da gelebilir. Alt tarafa doğru da gelebilir. En alta da inebilir. Sıfırda ne yapabilir? Bize verebilir. Dikkat edeceğimiz husus şu en üstte kalemliğin kapattığı yere kadar her şey aslında G'nin 4'teki görüntüsü olabilir. Bu bizim için önemli. O zaman şöyle yapalım. En azından şu üstte 4'ten 2 ile 3 arasındaki bir değere kadar kırmızı grafiğimizin gitmediğini görüyoruz. Tam şu üst noktamızı yeşille gösterdiğim noktayı şöyle 2 küsürlü bir nokta olarak almış olalım. 2 ile 3 arasında bir nokta geliyor. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Hani kırmızı grafik en alta da gidebilir. Yani bize görüntü olarak 0'ı da verebilir. Ama 2 ile 3 arasında 2 küsürlü bir değeri de verebilir. Bunların arasındaki her şey olabilir. Bunu gördüğümüz için 0 küçük eşittir. G4 küçük eşittir. 2 küsür yazmış olalım. Bu 2 küsür de 2 ile 3 arasında 2,5 civarında bir değer olarak gelmiş olacaktır. İşte elde ettiğimiz bu 0 ile 2 küsür arasındaki değeri götürüp neyin içine yazmamız gerekiyor? F'in içine yazmamız gerekiyor. Onu ben şöyle yazacağım. F diyeceğim. Önce burada 0 diyorum. Daha sonra şöyle nokta nokta koyup 2 küsüre kadar gittiğimi düşünüyorum. Yani hoş bir gösterim değil ama bunu incelememiz gerektiği için bu şekilde göstermek istedim. Şimdi F zaten mavi grafik. 0'dan 2 küsüre kadar mavi grafik bize neyi vermiş bunu bir bulmaya çalışalım. Tam zaten mavi grafikte 0 verdiğimizde 0'a ulaştığımızı görüyoruz. 2 küsür dediğimiz değer de 2 ile 3 arasında bir değer olarak gelecektir. Şöyle gittiğimiz zaman aslında şöyle bizi nereye götürmüş oluyor? 1 ile 2 arasında bir değere götürmüş oluyor. Onun dışında mavi grafiğin bu aralıkta aldığı görüntülere de ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor. Baktığımızda bu aralıkta aldığı en büyük değer siyahla göstereceğim. Şurada 1 ile 2 arasındaki bir değerin görüntüsü olan 2 olarak gelmiş. Onun dışında hep 2'den küçük görüntülerimiz var. Ama şurada sanki tam 1 verdiğimizde 1'in geldiğini görüyoruz. Bir de 0 verdiğimizde de zaten 0'ı elde etmişiz. 2'yi geçemediğimiz için 0, 1, 2 dışında bir tam sayının burada görüntü olarak gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Demek ki şu f'in içine 0 ile 2 küsür arasında yazdığımız değerlerin görüntüleri tam sayı olarak bize 0 verebilmiş, 1'i verebilmiş, bir de 2'yi verebilmiş. Bizden de bunların toplamı zaten isteniyor. 0, 1, 2 daha bize 3'ü verecektir. Aradığımız değerin burada B şıkkı 3 gelmesi gerekir arkadaşlar. Öncelikle öğrenci sayılarımız arasında bir oran yakalayalım. Baktığımızda A'ya 90 derece verilmiş. 360-90'dan B'ye de 270 derecenin geleceğini söyleyebiliriz. 270 90'ın 3 katıdır. Bu durumda A'daki öğrenci sayısı X ise B'deki öğrenci sayısı X'in 3 katından 3X olarak gelecektir. Alan dağılımına baktığımızda 360-120 bize 240 dereceyi verir. Burada da 240-120'nin 2 katı olduğu için 2'ye 1'lik bir oran var. Burada bilinmeyen kullanmayalım. 2 bilinmeyen olmasın. Zaten o bilinmeyenler gidecek. Şöyle yapalım. Sabit sayı üzerinden gidelim. Yani A sınıfının alanını bir birim kare gibi düşünelim. 240-120'nin 2 katı olduğu için B sınıfının alanı da 2 birim kare olarak gelmiş olsun. Popülasyon oranımızı yakalamaya çalışacağız. A için bunu yaptığımızda X'i 1 ile oranlamamız gerekir. Bu X bölü 1'den bize X'i verecektir. B için bunu yaptığımızda 3X'i 2 ile oranlarız. Buradan da 3X bölü 2'yi elde etmiş oluruz. Birinde oranımız X geldi. Diğerinde 3 x bölü 2 gelmiş oldu. B'den 9 öğrenci ayrıldığında A ve B sınıflarının popülasyon oranları eşitleniyormuş. Hemen B'deki öğrenci sayımız olan 3x'i 9 azaltalım. Yine alan olan 2 ile oranlayalım. Bunu da A'nın popülasyon oranı olan x'e eşitlemiş olalım. Burada x'i bulmaya çalışacağız. X bölü 1 gibi düşünelim. İçler dışlar yapalım. Buradan 3x eksi 9 eşittir 2x gelecektir. X'imiz de 9 olarak bulunmuş olacaktır. Son durumda B'deki öğrenci sayısı sorulmuş. İlk durumda B'deki öğrenci sayısı 3x'ti. Son durumda 3x eksi 9 olmuştu. X'i 9 bulduğumuz için 3x eksi 9. 3 çarpı 9 eksi 9'dan 27 eksi 9 yani 18 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir.
Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hız problemlerimizi düşündüğümüzde iki aracın zıt yönlü hareketi varsa hızlar toplamı üzerinden, iki aracın aynı yönlü hareketi varsa hızlar farkı üzerinden yorum yaptığımızı biliyoruz. Burada da aslında aynı durum var. Mesela şöyle bir örnek verelim. İki araç karşılıklı olarak hareket ettiklerinde, diyelim ki birinin hızı 50, diğerininki 30 olsun. 30 olan 50'yi kendine, 50 olanı kendine gelirken 50 ile geliyormuş gibi görmez. Bu 50 ile geliyor ama 30 olan da ona 30 ile yaklaştığı için 50 artı 30'dan sanki 80 ile kendine yaklaşıyormuş gibi görür. Bu şekilde algılar. Aynı şey hızlı olan için de geçerlidir. Ama aynı yönlü hareketlerde sanki biri kaçıyor diğeri kovalıyor gibi olduğu için, diyelim ki hızlı olan 50 ile gidiyor, yavaş olan 30 ile gidiyorsa, yavaş olan hızlı olanı 50-30'dan sanki 20 ile gidiyormuş gibi görür. İşte onun için aynı yönlü hareketlerde hızlar farkı üzerinden, zıt yönlü hareketlerde de hızlar toplamı üzerinden yorum yaparız. Burada da aynı mantığı kullanacağız. Polisin hızını P ile gösterelim. Mavi aracın hızını M ile, beyaz aracın hızını da B ile göstermiş olalım. Mesela polis ve mavi araç zıt yönlü hareket ettiği için onların hızları toplamının bize 180'i verdiğini düşüneceğiz. Yani P artı M'yi 180 olarak almış olacağız. Beyaz araçla polis aynı yönlü hareket ettiği için burada da hızlar farkını kullanacağız ve bunun 40'a eşit olduğunu söyleyeceğiz. B eksi P eşittir 40 demiş olacağız. İşte bunlardan faydalanarak sonuca gitmeye çalışacağız. Ben hemen burada bir taraf tarafı toplama yapmak istiyorum. Çünkü P'ler gidecek. Taraf tarafı toplama yaptığımızda B ile M'nin toplamının 180 artı 40'tan 220 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Altta bir bilgimiz daha var. Mavi aracın 5 saatte kat ettiği yolu beyaz araç 6 saatte kat ettiğine göre trafik polisi aracının hızı nedir diye sorulmuş. Şimdi mavi aracın saatteki hızına biz M demiştik. 5 saatte aldığı yol 5 çarpı M ile hesaplanmış olacaktır. Eşittir diyorum. Neye eşit verilmiş bu? Beyazın 6 saatte aldığı yola. O zaman buraya da 6 çarpı B'yi yazmak istiyorum. Böyle bir eşitlik gördüğümde 5'i buraya katsayı 6'yı da karşıya katsayı olarak gönderiyordum. Yani M'yi ben burada 6 ve B'yi de 5 ve alıyordum ki 5 kere 6 V'den de 30 V gelsin. 6 kere 5 V'den de 30 V gelsin. O zaman ben şurada elde ettiğim eşitlikte B gördüğüm yere ne yazabilirim? Aslında 5V yazabilirim. M gördüğüm yere de 6V yazabilirim. İkisinin toplamı bana 11V'yi verir. 11V yukarıda gördüğümüz gibi 220'ye eşittir. O zaman V'miz 220 bölü 11'den 20 olarak gelecektir. Ben polisin hızını, yani P'yi bulmaya çalışıyorum. Şu B eksi P eşittir 40'tan faydalanabilirim. Benim B dediğim 5V'ydi. V'miz 20 ise 5V'miz 5 kere 20'den 100 gelir. B yerine 100 yazarsam 100'den P'yi çıkarttığımda 40'a ulaşmam gerekir. Bu da P'yi 100 eksi 40'tan bana 60 olarak verecektir. Doğru cevabımın C şıkkı gelmesi gerekir. Soruya baktığımızda büyük bidonun bir 1 bölü 3'ünden bir de 1 bölü 7'sinden bahsedilmiş. Paydadaki değerlerimize odaklanırsak 3 ve 7'nin en küçük ortak katını 21 olarak bulacağımız için bence büyük bidonu 21x'lik bir kapasiteye sahipmiş gibi düşünebiliriz. Bunun üzerinden gidebiliriz. Hatta oran sorulduğu için hiç x'e de girmeyelim. Bunun hacminin 21 birim olduğunu düşünelim. Küçükte x değişkenini kullanırız. Bir değişken üzerinden gitmiş oluruz. Küçüğünde 1 bölü 4'ünden bahsediliyor. O zaman burada da küçüğün hacmini 4x'lik hacim olarak almış olalım. 1 bölü 4'ü kolay hesaplansın diye. Şimdi diyor ki bize büyük bidonun 1 bölü 3'ü doludur diyor. 21'in 1 bölü 3'ü bize neyi verecektir? 7'yi verecektir. O zaman şurada dolu olan kısım 7'dir. 21 eksi 7'den boş olan kısım da 14 olarak gelecektir. Küçüğün 1 bölü 4'ü boş. 4x'in 1 bölü 4'ü x yapar. Şu boş olan kısım x'tir. 4x eksi x'ten dolu olan kısım da 3x olarak gelmiş olur. Büyük bidondaki su ile küçük bidonun boş kısmı doldurulduğunda büyük bidonun 1 bölü 7'si dolu kalıyor demiş. Büyük bidon 21'di, 1 bölü 7'si 3 yapar. Demek ki şu 7'nin 7 eksi 3'ten biz 4'ünü kullanıyoruz ve bu 4 ile küçük bidondaki boşluğu dolduruyoruz. Küçük bidondaki boşluk x olduğu için şu x'in 4'e eşit olduğunu, 3x'in de 3 kere 4'ten 12 geleceğini, küçük bidonun tam dolu halinin 4x 4 kere 4'ten 16 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna göre demiş, ilk durumda küçük bidondaki su, yani 12, büyük bidona boşaltılmış olsaydı büyük bidonun kaçta kaçı dolu olurdu demiş. Zaten ilk durumda büyük bidonda 7 vardı. Üzerine 12 eklediğimizde 7 artı 12'den kaça çıkmış oluruz? 19'a çıkmış oluruz. Kaçta kaçı dolu olurdu demiş. Tamamı 21'di. Dolu kısmı 19 olduğu için doluluk oranımız da 19 bölü 20 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir.
Burada kullanılan sandalye sayısının davetli sayısına eşit olması bizim için önemli. Ne kadar sandalye varsa o kadar davetli var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi iki tane masa tipimiz var. Bir 4 sandalyeli olanlar, yani bunlarda 4 kişi 4 davetli oturuyor olacak. Bir de 5 sandalyeli olanlar, bu masalarımızda da 5 davetli 5'er kişi oturuyor olacak. 4 sandalyeli masa sayısı 5 sandalyeli masa sayısının 2 katıymış. O zaman 5 sandalyeli masa sayısına x diyelim. X'in 2 katından 4 sandalyeli masa sayımız 2x olarak gelecektir. Şimdi x tane masanın her birinde 5 kişi oturuyorsa, onlarda oturan toplam kişi sayısı x çarpı 5'ten 5x olarak gelir. 2x tane masanın her birinde 4 kişi oturuyorsa, oralarda oturan toplam kişi sayısı da 2x çarpı 4'ten 8x olarak gelecektir. 8x artı 5x'ten normalde 13x tane davetlimizin olduğunu düşünelim. 13x sandalye bize 13x davetliyi veriyor. Şurada davetli sayısının 1 bölü 26'sından bahsedilmiş. 13x'in 1 bölü 26'sını hesaplarsak x bölü 2 gelir. Kesirlerle uğraşmayalım. Şöyle yapalım. 4 sandalye olan masa sayısını 2 katına çıkartalım. 4x diyelim. 5 sandalye olan masa sayısı 2 katına çıksın. 2x olsun. Yani her şeyin 2 katına alıyorum. O zaman buradaki toplam davetli sayısı 4x çarpı 4'ten 16x olacaktır. Buradaki toplam davetli sayısı da 2x çarpı 5'ten 10x olarak gelecektir. Toplamımız da 16x artı 10x'ten 26x olarak bulunmuş olur. Daha rahat hesap yapmak için bu şekilde ilerlemiş olalım. Şimdi diyor ki dışarıdan diyor davetli sayısının 1 bölü 26'sı kadar sandalye getirdik. Yani 26x'in 1 bölü 26'sı x tane daha sandalye getiriyoruz. Bu x tane daha yeni davetli demektir. Normalde davetli sayımız 26x'ti. Buna x kişi daha eklendi ve şu anda 27x'e çıktığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunu getirdik. Bu sandalyeleri etrafında 4 sandalye bulunan masalara birer tane ilave edilecek şekilde yerleştirdik. Şimdi 4 sandalye olan bir masanın içine bir sandalye daha eklersek artık o 5 sandalyeli masa olur. O zaman bizim 4 sandalyeli masa sayımız 1 azalsa 5 sandalyeli masa sayımız 1 artmış olur. Biz bunu x tane 4 sandalyeli masa için yaptığımızda 4 sandalyeli masa sayımız 4x iken x tane azalır ve 3x'e düşer. 5 sandalyeli masa sayımız 2x iken x tane artıp 3x'e çıkmış olur. Aynı mantıkla 3x tane masanın her birinin etrafında 4 sandalye var. 3x çarpı 4'ten 12x davetli yapar. 3x tane masanın her birinin etrafında 5 sandalye var. 3x çarpı 5'ten bu da bize 15x davetliyi verir. 12x artı 15x de az önce söylediğim 27x davetliyi bize vermiş olacaktır. Bunları şu an belirledik. Diyor ki son durumda 5 kişilik masalara oturan kişi sayısı 4 kişilik masalara oturan kişi sayısından 72 fazladır. Son durumda 5 kişilik masalara oturan kişi sayısı, yani davetli sayımız 15x gelmişti. 4 kişiliklere oturan toplam kişi sayısı da 12x gelmişti. Buradaki fazla 15x eksi 12x'ten 3x gelir. Bu 3x'in 72'ye eşit olması gerekir. O zaman x'imiz 72 bölü 3'ten 24 olarak gelecektir. Dışarıdan getirilen sandalye sayısının rakamları toplamı sorulmuş. X tane olduğunu söylemiştik. Şurada hesaplamıştık. X'i 24 bulduk. 24'ün rakamları toplamı 2 artı 4'ten bize 6'yı verir. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Şu son kısmı dikkatlice bir okuyalım. Elindeki fotokopilerin yarısını birinci teklif ile diğer yarısını ikinci teklif ile her sayfaya 4 sayfa yerleşecek biçimde çektirebilen Oya 39 TL ücret ödemiştir. Elimizdeki toplam sayfa sayısını x olarak düşünürsek yarısı x bölü 2, diğer yarısı x bölü 2 olarak gelecektir. Belli ki şu x bölü 2 dediğimiz yerdeki sayfa sayısı 4'ün tam katıdır ki 4-4 birleştirdiğimizde tüm sayfalarımız 4 sayfa alabilmiş. Demek ki biz burada aslında x bölü 2'nin 4'ün tam katı, yani k1 tam sayı olmak üzere 4k olduğunu söyleyebiliriz. Bu da x'i bize kaç k olarak verecektir? 8k. Yani en başta 8k sayfamızın olduğunu düşünürsek yarısı bu tarafa 4k, diğer yarısı da bu tarafa 4k olarak gelmiş olur. Biz şu 4k sayfayı ikinci teklifte her sayfaya 4 sayfa gelecek şekilde düzenlediğimizde 4k bölü 4'ten k sayfa fotokopi çektirmiş oluruz. Bunların her biri için 30 kuruş vermemiz gerekiyor.
gerekiyor. Toplam paramız 30 çarpı K lira, 30 çarpı K kuruş gelmiş olur. Şuradaki 4K sayfanın her birini bir sayfa bir sayfaya çekilecek şekilde düzenlediğimizde sayfa başına 25 kuruş veriyoruz. Bu da 4K çarpı 25'ten bize 100K kuruşu vermiş olacaktır. Ödeyeceğimiz toplam tutar da 100K artı 30K'dan 130K kuruş gelmiş olur. 130K kuruşun 39 lira olduğu söylenmiş. 39 lira 39 çarpı 100 kuruş olarak gelecektir. O zaman 130K'nın 39 çarpı 100'e eşit olması gerekir. Birer sıfır sildik. 13 ile 39'u oranladık. Buraya 1, buraya 3 geldiğinde K'mızın 3 kere 10'dan 30 geldiğini görüyoruz. Buna göre elindeki notların tamamını ikinci teklif ile çektirirse kaç TL öder demiş. Tamamı 8K sayfa idi. K'mız 30'da 8 kere 30'dan bu bize 240 sayfayı verecektir. İkinci teklifte 4, 4 çektirdiğimiz için 240 bölü 4'ten toplamda 60 sayfa çektiririz. Sayfa başına 30 kuruş verdiğimiz için toplam ücret 60 çarpı 30 kuruş, yani 1800 kuruş gelecektir. Bunu liraya çevirdiğimizde 100'e böleriz. 1800 bölü 100 bize 18'i verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 18 lira olması gerekir. Bu soruda öncelikle şunu söyleyelim. A'dan hareket eden otobüs de istediği kadar durak gidebilir. B'den hareket eden otobüs de istediği kadar durak gidebilir. Eşit adette durak gidecekleri falan söylenmemiş. Sadece aynı durağa geldiklerinde toplam yolcu sayılarının 36 olması isteniyor. Buna dikkat etmiş olacağız. Ve A ve B arasına maksimum kaç tane otobüs durağı yerleştirebiliriz? Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi 56 ile başlayan var ya, ona dikkat ettiğimizde o her durakta 4 yolcu indiriyor, 1 yolcu bindiriyor. 4 azalacakken bir artış olduğu için gerçek azalma 3 oluyor. Yani 56 ile başladı A'dan, bir durak gittiğinde kaça düşmüş oluyor? 53'e. Bir durak daha gidince 50'ye. Bir durak daha gidince 47'ye. 3 3 azalarak ilerlediğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Diğerine baktığımızda B'den başlayan o 4 yolcuyla başlıyor. 4 yolcuyla başlayan da bir durak ilerlediğinde 2 yolcu indirip 3 yolcu alıyor. O zaman 2 azalacakken 3 artış oluyor. Bu da bize 1 artışı verecektir. Hani 4 eksi 2 2 yapar ama 3 eklenince 5'e çıkarız. Aradaki fark 1 olduğu için burada da her bir durakta bir kişinin eklendiğini söyleyebiliriz. Burada da artış miktarımız var ve o da 1. Diğerinde 3 3 azalma var. Burada da 1 1 artışın olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir durak ilerlediğimizde 5'e çıkıyoruz. Bir durak daha ilerleyince 6'ya, 7'ye diye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Biz bu şekilde ortak bir durağa geleceğiz. Oradaki toplam yolcu sayımızın kaç olmasını istiyoruz? 36. Şimdi bir kere 56 azalacak, 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 36'nın altına düşecek ki diğer taraftakiler de gelince 36'ya ulaşalım. Hatta orada 4 ile başladığımız için 36 eksi 4'ten 32'nin bile altına düşmesi gerekir. Bunu söyleyelim. Dikkat ettiğimizde şu 47'yi devam ettirirsem, hani burada 44 gelir, 3 3 azalttığımda 41 gelmiş olur. 38 gelir, 35 gelir ve 32'nin geldiğini görüyorum. Aslında şunu söyleyebilirim. Hani A ve B'yi şöyle resmettiğimi düşünürsem, burası A noktası, burası B noktası gelsin. Şimdi A'da ben 56 ile başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durak gittiğimde, çünkü 8 kere 3 24 yapar. 56 eksi 24 bana 32'yi verir. Ben 32 yolcuya düştüğümü görüyorum. Diğer tarafta hiç hareket olmasaydı, B noktasında bekleseydi 4 yolcusu vardı. 32 artı 4 bana kaçı vermiş olurdu? 36'yı. Yani ben burada A'dan itibaren B'ye doğru ilerlediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. durağı da B olarak almış olsaydım, yani A ve B'nin arasında 7 durak yerleştirseydim, 56 burada kaça düşecekti? 32'ye. B'de de 4 olduğu için 32 ile 4'ün toplamı bana kaçı vermiş olacaktı? 36'yı verecekti. Ve ben bu durumda A ile B arasında kaç tane durak yerleştirdiğimi görüyorum? 7 tane. Ama diyor ki olabildiğince fazla durak yerleştir diyor. Bunu istemiyor benden. Bence bu minimum durak sayısı. Biz maksimum elde etmek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şu 32'yi azaltmaya devam edeceğiz ve durak sayısı artacak. Diğerini de arttırmaya devam edeceğiz. Yine durak sayısını arttırmış olacağız. Mesela ne yapabiliriz? 32'den sonra kaç gelecektir? 29 gelecektir. Eğer bu tarafta 29 varsa yandan da 7'nin gelmesi gerekir ki 29, 7 daha bize kaçı versin? 36'yı. Bir de bunu resmetmeye çalışacağım. Mesela yine şurayı A ve B gibi düşünürsek, A'yı B'yi işaretledim. Şimdi benim 56'yı 29 yapmam gerekiyor. Az önce 8 durak gitmiştim. Bir durak daha gideceğim. 9 durak. Onu da şuradan hesaplayabilirim. 9 kere 3 27, 56 eksi 27 bana 29'u verecektir. Demek ki A'dan itibaren B'ye doğru kaç durak gittim? 9. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu durakta buluşacaklar. Diğeri de 4'ü 7 yapmalı. 1, 1 arttırdığı için 5, 6, 7. B'den A'ya 3 durak gitmeli. O da bana 1, 2, yıldız olarak da 3. durağı verecektir. Bu 4 ile başladı. 3 tane arttırıp 7 yaptı. Bu 56 ile başladı. 9 kere 3'ten 27 azalttı. 29
29 yaptı. 29 ile 7'nin toplamı da bana 36'yı verdi. Ama dikkat edeceğimiz husus şu. Şimdi ben birinde kaç durak gittiğimi buldum? 9 durak. Diğerinde kaç durak gittiğimi buldum? 3 durak. Ama 9 artı 3 12 yapıyor da arada 12 durak olmaz. Çünkü bu ortak olan durağı 2 kere saydığım için 9 ile 3'ün toplamından o ortak durağı bir kere çıkartmam gerekir. Bu da arada bana 11 durağı verecektir. Gerçekten de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 durağın A ve B arasında olduğunu görüyoruz. Demek ki bu mantıkla ilerlememiz gerekiyor. Durak sayısını da bu şekilde arttırdığımızı belli ettik. O zaman şu 56'yı olabildiğince azaltalım. 3, 3 azaltıyoruz. 56'yı geçmeyecek şekilde 3'ün tam katı azaltacağız. Sanırım 54'e kadar azaltabiliriz. Çünkü 54 3'ün tam katıdır. 56'yı 54 azaldığımızda 2 gelir. 2 bir daha 3 azaltırsak eksi 1 gelir. Eksi 1 yolcu olmaz. O zaman biz burada 56'yı en fazla 54 azaltabiliriz. 54 azaltmak demek 54 bölü 3'ten 18 durak A'dan B'ye doğru gitmek demektir. Buradan 18 durağı yakaladık ve 56 eksi 54'ten kaç yolcuya düştük şu anda? 2. O zaman yan taraftan da 34 yolcu gelmeli ki 2 ile 34'ün toplamı bize kaçı versin? 36 yolcuyu versin. Orada 4 yolcuyla başlamıştık. 1 1 arttırıp 34'e çıkmak istiyoruz. Bu da 34 eksi 4'ten 30 durağı bize verecektir. Çünkü 30 bölü 1 30 yapar. Hep 1 arttırdığımız için buradan da kaç durağın gelmesi gerekir? B'den A'ya doğru 30 durağın gelmesi gerekir. O zaman şöyle resmetmek gerekirse üst tarafa resmedeceğim. Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Şimdi A'dan B'ye 18 durak gittik. Şöyle yazdık. İlerledik, ilerledik. Buraya geldik. Şimdi bu A'dan B'ye kaçıncı durak oluyor? 18. durak oluyor. B'den A'ya da ilerledik. Burada kaç durak geldik? 30 durak geldik. Onu az önce hesaplamıştık. Burası da B'den A'ya doğru 30. durak olarak geliyor. Birisi 4'ün üzerine 30 koydu. 34 yaptı. Diğeri 56'dan 18 kere 3 54'ü çıkartıp 2'ye düştü. 34 2 daha bize kaçı vermiş oldu? 36 yolcuyu verdi. 18 durak bu taraftan. 30 durak bu taraftan toplamda 48 durak yapar. Ama buluştukları durağı az önceki gibi 2 defa saydığım için 30 artı 18 yani 48'den o 1'i çıkartmam gerekir. Bu da bana maksimum olarak 47 durağı verecektir. Doğru cevabımın D şıkkı gelmesi gerekir. Sıfır ile 2 arasında bir inceleme, 2 ile 5 arasında bir inceleme, 5 ile 10 arasında bir inceleme yapmamız gerekiyor. Birbirinden farklı 3 tane kırmızı grafiğimiz var. Şimdi 4 kilometrelik yol ücretini hesaplamaya çalışacağız. Zaten 2 kilometreye kadar geldiğimizde 6 TL'miz var. Bunun üstüne eklemeler yapacağız. Şöyle yapabiliriz. 2'den 5'e doğru doğrusal bir şekilde birleştiririz. 6'dan da 9'a şöyle birleştirdiğimizi düşünürüz. Burası kaç derece gelecektir? 90 derece. 2, 5 arası 3 yapar. 6, 9 arası da 3 yaptığı için bu bize şunu söyler. 3 kilometre için 3 lira ücret. Çünkü 6'dan 9'a 3 var ya. 2'den 5'e de 3 var. 3 kilometre için bizim 3 TL ödememiz ne yapıyor? Gerekiyor. Her tarafı 3 ile oranlarsak aslında 1 kilometrede 1 TL ödeyeceğimizi anlamış oluruz. Kilometre neyse ücret de o gelecektir. Toplamda 4 kilometreye ulaşmak istiyoruz. Zaten şurada 2 kilometreye kadar geldik. 2'yi 4 yapmak için 2 daha gitmemiz gerekir. O zaman burası da 2 kilometrede 2 TL'yi bize verecektir. Zaten 6 TL'deydik. Üzerine buradan elde ettiğimiz 2'yi de eklersek 4 kilometrelik yol için 6 artı 2'den 8 TL ödeyeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunu belirledik. Şimdi 25 kilometreyi yorumlamaya çalışacağız. Orada da zaten şu 5 kilometrelik yola kadar geleceğiz. Buradaki ücret ne yapıyor? 9 yapıyor. Bunun üstüne ilerlememiz gerekiyor. Aynı mantıktaki üçgeni şurada oluşturuyorum. Şurayı birleştirdim. Üstten de şöyle maviyle birleştiriyorum. 90 dereceye yerleştirdim. 9'dan 11.5'a şurada 2.5'un olduğunu görüyorum. 5'ten 10'a da yolda ne geliyor? 5 gelmiş oluyor. Buraya da 5'i yazdım. Hemen diyeceğim 5 kilometrede 2,5 TL ödemem gerekiyor. Burada her tarafı 2,5'a bölersem aslında 1 TL için 2 kilometre gitmiş oluyorum. 2 kilometre için 1 TL ödüyorum. Bu benim için önemli. Şimdi ben 25 kilometreye ulaşmaya çalışacağım. Zaten 5 kilometreye kadar gelmiştim. Oraya kadar ücret 9 TL idi. 5'i 25 yapmak için 25 eksi 5'ten 20 kilometre daha ne yapmam gerekir? Gitmem gerekir. Şuradaki 2 kilometreyi 20 kilometre yapmak için 10 ile çarparım. O zaman ücreti de 10 ile çarpmış olurum. 1 kere 10'dan burası da 10 TL gelecektir.
Benim bu 10 TL'yi şuradaki 9 TL'nin üzerine eklemem gerekir. Bu da bana 9 artı 10'dan 19 TL'yi vermiş olur. O zaman burada da kaçı yakalamış olduk? 19'u yakalamış olduk. 4 kilometrelik yol ücreti 8 TL'ydi. Onu az önce hesaplamıştık. 25 kilometrelik yol ücreti de 19 TL'ye geldi. İkisinin toplamı sorulmuş. 8 artı 19 bize 27'yi verir. Doğru cevabımızın da D şıkkı gelmesi gerekir. Sorumuzda manavın zararı sorulduğu için doğrudan manav odaklı olalım. Biz manav olsak ve tartımız eksik tartsa zararda olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii hiç eksik ya da fazla tartmasın, kimsenin zararı olmasın, ama burada bunun üzerine yorum yapacağız. Şimdi eksik tartma nasıl bizi zarara sokar, ona bir bakalım. Dediğim gibi manav açısından değerlendiriyorum. Burada %20 eksik tarttığı söyleniyor. %20 5'te 1 yapar. 5'te 1'i kolay hesaplansın diye şöyle düşünelim. Biz 5 kilogramlık bir ürün var. Kaç kilogram olduğunu bilmiyoruz. Ama gerçekte 5 olduğu için tartımız doğru tartsa üzerine koyduğumuzda 5 kilogram bize göstermeli. Ama tartımız bunu 5'te 1 eksik gösteriyor. 5'in 5'te 1'i 1 yaptığı için 5 eksi 1'den bize 4 gösteriyor. Biz manav olarak 5 kilogramlık mal veriyoruz. Ama tartı bize onu 4 kilogram gösterdiği için 4 kilogram parası alıyoruz. Aradaki 1 kilogramın parasını hiç almamış oluyoruz. Yani manav olarak zararda olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada da bunun üzerinden yorum yapacağız. Bizim tartımız eksik tartarak 2 kilogram muz göstermiş bize. O zaman eksik tartılmamış haline x kilogram dersek, x'in %20 eksik hali bize 2 kilogramı verecektir. Bir bütünün %20'si gittiğinde geriye 100 eksi 20'den %80'i kalır. O zaman x çarpı 80 bölü 100'ün bize 2 kilogramı vermesi gerekir. Burada 80'i 20'ye bölsem 4 gelir. 100'ü 20'ye böldüğümde 5 gelmiş olur. Bu da bana 4x bölü 5 eşittir 2'yi verecektir. İçler dışlardan 4x eşittir 10 gelir. X'im de 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2'den 2,5 kilogram olarak gelecektir. Yani işte 2,5'un 5'te 1'i yarım kilogram yapar. 2,5 eksi yarımdan, yani 2,5'un 3'ünü çıkartırsak geriye 2 kilogram kalmış olur. Manav olarak biz müşteriye 2,5 kilogram muz verdik. Ama tartımız eksik gösterdiği için 2 kilogram parası alıyoruz. Peki kilogramını kaç liradan satıyoruz biz burada? 20 liradan satıyoruz. 2 kilogram parası olarak 2 kere 20, 40 lira alacağımızı düşünüyoruz. Müşteri bize 50 lira vermiş. Biz 40 lira alacağımız için ona 10 lira para üstü vermemiz gerekir. Ama parayı karıştırıp 20 lira para üstü vermişiz. O zaman 50 eksi 20'den bizim kasamıza kaç lira girmiş? 30 lira girmiş. Kasamıza 30 lira girerken bizden giden muz kaç kilogrammış? 2,5. Peki manav için muzun kilogram maliyeti neymiş? 15 TL. O zaman kilogramı 15 TL ise 2,5 kilogramı 2,5 çarpı 15 diye hesaplanır. 2,5'u 5 bölü 2 diye yazarsak 5 bölü 2 çarpı 15'ten neyi elde ederiz? 37,5 lirayı elde ederiz. Yani manav olarak biz o bizden giden 2,5 kilo muzu 37,5 liraya almışız. Ama buradaki yanlışlıklarla bizim cebimize bu 37,5 liralık muzdan 30 lira para girmiş. Ne kadar zarardayız o zaman? 30 lira para girdi ama bizden giden mal 37,5 liralık mal. Aradaki fark bize zararımızı verecektir. Bu da 37,5 eksi 30'dan 7,5 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Üstteki saatimiz gerçekte kaç saat geçmişse o kadar ilerliyor. Ama ilerlemiyor da geriliyor. Yani saat 3 iken 1 saat geçtiğinde 4'e gelmiyor da 1 saat geri gidip 2'ye geliyor. Ama geçen saat süresi aynı. Bu bizim için önemli. Yani mesela tam 3'ü gösteriyor ya. 1 saat geçtiğinde 3 artı 1'den 4'ü değil, 3 eksi 1'den 2'yi gösterecek. 2 saat geçtiğinde 3 artı 2'den 5'i değil, 3 eksi 2'den 1'i göstermiş olacak. Bu bizim için önemli. Alttakine baktığımızda o doğru yönde ilerliyor ama normal sürenin 2 katı kadar ilerliyor. Yani 1 saat geçtiğinde 6'nın üstüne 1 ekleyip 7'ye varmıyoruz da 2 kere 1'den 6'nın üstüne 2 ekleyip 8'e varıyoruz. Ya da 4 saat geçtiğinde 6 artı 4'ten saat onu göstermiyoruz da 4 kere 2'den sanki 6'nın üstüne 8 saat geçmiş gibi burada bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Aslında çembersel bir pist etrafındaki karşılıklı gelen iki hareketli gibi düşünebiliriz. Üstteki normal hızda ilerliyor V ile, alttaki ise bunun 2 katı hızla 2V ile ilerlemiş oluyor. Üstteki saatin zıttı yönünde, alttaki ise saat yönünde gidiyor. Bunların karşılaştığı yeri bulmaya çalışıyoruz. Üsttekinin aldığı yol diyelim ya da üsttekinin harcadığı zaman gerçek zamanla aynı ama alttaki
alttakinin harcadığı zaman gerçek zamanın iki katı gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Aslında bunları şöyle tek bir saat üzerinde de ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Hemen 3 ve 6'nın olduğu yerleri belirleyelim. Zaten 3 ve 6'nın olduğu yerleri belirlersek bunların arasındaki açı da kaç derece olarak gelecektir? 90 derece olarak gelecektir. Şuraya 90 dereceyi yerleştirelim. Dediğim gibi 3'ten hareket eden V ile gidiyorsa 6'dan hareket eden aslında 2V ile gidiyor. Ama gerçek zaman 3'ten hareket edenle aynı olarak gelmiş olacak. E şimdi biri V ile biri 2V ile hareket ediyor. 360-90'dan da şu diğer tarafa kaçın kalacağını söyleyebiliriz. 270'in aynı sürede birisi X birim yol alırsa diğeri 2X birim yol alacaktır. 2X ile X'in toplamı bize 3X'i verir. 3X eşittir 270 derece dersek X'imiz 270 bölü 3'ten 90 dereceyi bize vermiş olur. Demek ki 3'ten hareket eden 90 derecelik yol aldığında diğeri de 2x yani 2 kere 90'dan 180 derecelik ne yapmış olacaktır? Şöyle yol almış olacaktır. Sonuçta bunların buluşma yeri birisi buradan geldi 90 derece, diğeri buradan geldi 180 derece. Üstteki 12'nin bulunduğu yer olarak gelmiş olur. E şimdi 3'ten hareket eden gerçek zamanla olacak, gerçek zamanlı olacak şekilde hareket ediyordu. 3'ten geriye 2, 1, 12 dedik ve 3 saat gelmiş olduk. Yani gerçekte aslında 3 saat geçti ve saatimiz 3 saat gerileyip 3'ü 2, 1, 0 ya da 12 yapmış oldu. Diğeri ise 6'dan 12'ye kadar 3 çarpı 2'den 6 saat ilerledi. Ama gerçekte geçen zamanı şu 3'ten hareket eden bize verecektir. Yani bunların üst üste ya da yan yana ya da çakışık hale gelmeleri için gerçekte 3 saatin geçmesi gerekir. 1 saat 60 dakika olduğu için 3 saat 3 kere 60'tan 180 dakika gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 180 olması gerekir. 1'den 15'e kadar olan pozitif tam sayılardan bir tanesini seçmiş oluyoruz ve onu yaktığımızı düşünüyoruz. Biz onu yaktığımızdan da o değerin tam katı olan tüm değerler de burada yanmış oluyor. Mesela ben burada eğer 5'i seçersem, 5'i yakarsam 5'in tam katı olan 10 ve yine 5'in tam katı olan 15 de yanacaktır. 3 tane yakmış oluruz. Bir tane seçim yaptığımızda onu yakıyoruz. Onunla birlikte diğer ikisi de yandığı için 3 tane yakmış oluyoruz. Örneğin 5'i değil de başka bir sayı seçtiğimizde düşünelim. Mesela 4'ü seçmiş olsak bu sefer 4, 8, 12'yi yani yine 3 taneyi yakıyoruz. Örneğin ben burada 1'i seçsem tüm değerler 1'in tam katı geleceği için 15'i birden yanmış olur. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Altta bir bilgimiz var. Işık panosu her adımda 5'er bölme yakılarak 3 hamlede panodaki tüm bölmeler yakılmıştır diyor. O zaman öyle bir değer seçeceğiz ki şu anda hiçbiri yanmıyor. Onu seçtiğimiz anda 5'ini birden yakmış olacağız. Ne olabilir? Dediğim gibi mesela 1'i seçsek 15'i birden yanıyor. Bu olmaz. 2'yi seçtiğimizi düşünsek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 olmak üzere 7 tanesi yanmış olacaktır. Bu da bize istediğimizi vermez. Az önce 4'ü seçmiştik. 4'ü seçtiğimizde 4, 8, 12'den 3 tanesi yanmıştı. Belli ki bizim burada ilk hamlede 3'ü seçmemiz gerekiyor. Çünkü 3'ü seçtiğimiz anda 15, 3'ün 5 katı olduğu için 3, 6, 9, 12 ve 15 olmak üzere 5 tane ışığı ne yapmış oluyoruz? Yakmış oluyoruz. Şu anda birinci hamlede bize istediğimizi veren sadece 3 numara olacaktır. Birincide kesinlikle 3'ü seçmeliyiz ki toplamda 5 tane yakmış olalım. Şimdi kırmızıyla yuvarlak içine aldıklarım gitti. Hatta üstlerine şöyle çarpı atalım. Bunlar gitti. Diğerlerine odaklanacağız. Şimdi öyle bir seçim yapacağız ki yine 5 tane yansın. Mesela 1'i seçtiğimizde yine hepsi yanar. Hepsi 1'in tam katı olduğu için. Az önce 4'ü seçtiğimizde, 5'i seçtiğimizde 3'er tane yanmıştı. Biz 5 tane yansın istiyoruz. Bence 2'ye gitmemiz gerekir. 2'yi seçtiğimizde normalde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'ten 7 tanesi yanmıştı ama onların içinden şu anda 6 ve 12 2'yi 3'ü seçerek zaten bir kenara koymuş olduk ve şu durumda eğer biz 2'yi burada seçip yakarsak 2, 4, 6 zaten gitti, 8, 10, 12 zaten gitti, bir de 14 olmak üzere yine 5 tanenin yanacağını söyleyebiliriz. Yani ikinci hamlede bizim kaçı seçmemiz gerekir? Kesinlikle 2'yi seçmemiz gerekir. Bu da bize 5 taneyi verecektir. Zaten geriye 5 tane kaldı. Burada neyi seçmemiz gerekiyor? Kalan değerlerin hep asal değerler geldiğini görüyoruz. Mavilerin de şöyle üzerine çarpı atmak istiyorum. Ben burada 5'i seçsem sadece 5 gider. 7'yi seçsem sadece 7 gider.
11'i seçsem sadece 11, 13'ü seçsem sadece 13 gitmiş olur her bir asal olduğu için. En baştan beri söylediğimiz, biri seçersek hepsi gider diyoruz ya, hepsi yanar diyoruz. Bence artık sıra biri seçmeye geldi. Biz şu anda biri seçtiğimiz anda her bir değer birin tam katı olacağı için kalan tüm değerler yanmış olur. 1, 5, 7, 11, 13'ten 5 değeri de biri seçerek yaktığımızı görüyoruz. Ve şu en alttaki 3 hamlenin her birinde 5 tane yakalım durumunu sağlamış oluyor arkadaşlar. Demek ki bizim burada her bir hamlede 5 tane yakarak toplamda 15 tane yakmamız için sırayla 3, 2, 1'i seçip yakmamız gerekir. Bu seçtiğimiz sayıların toplamı da 3 artı 2 artı 1'den 6 olarak gelecektir. Doğru cevabımız burada A şıkkı olarak gelmiştir. Bu tip sorularda kullandığımız bir yöntemimiz var. Aslında tekrarlı permütasyonla da yapabiliyoruz ama şöyle toplayarak ilerleyip gittiğimiz yol adedi bulma yöntemimiz var. Ben onu bir hatırlatmak istiyorum. Şöyle birbirine eş aralıklarla bölünmüş bir dikdörtgen yapıyı şuraya çizmeye çalışacağım. Ne yapalım? Şurayı örneğin şöyle kaç parçaya bölmüş olalım? 3 parçaya bölmüş olalım. Dikey olarak da şuradan aldığımızı düşünelim. Şuradan alalım. Bunlar hep birbirine eş kareler olsun. Yani buradaki her bir birim aynı uzunlukta olsun. Sol alt köşemiz A noktası, sağ üst köşemizde B noktası gelsin. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebiliriz? Neden en kısa diyoruz? Şimdi belli ki biz burada sağ ve yukarı hareket ettiğimizde en kısa yolu kullanırız. Eğer sol yaparsak ya da aşağı doğru gelirsek yolu uzatmış oluruz. Zaten o mantıkla düşündüğümüzde hep böyle döne döne sonsuz tane yola ulaşırız. Ama sağ ve yukarı dediğimizde, neden sağ ve yukarı diyorum? Çünkü B, A'nın sağ ve yukarısında. En kısa yolları bu şekilde elde ederiz. Şimdi buradaki mantığımız şöyle, güzel bir yöntemimiz var. Yatayda bakıyorum. Mesela şu kırmızı yıldız koyduğum noktalara A'dan ben hep bir farklı yoldan gelebilirim. Yani A'dan hemen sağındaki noktaya sadece şu tik attığım mavi uzunluğu kullanıp gelebilirim. Onun için buraya bir yazıyorum. Devam etsem, yanındakini de kullansam buraya da bir yoldan gelmiş olurum. Yani dümdüz bir şekilde gelirim. Aynı mantıkla aynı hizadakileri şöyle bir olarak gösterdim. Üst tarafta da aynı mantık var. Yani şu yeşil işaret koyduğum yerlere de A'dan sadece bir yoldan gelebilirim. Yani şu sadece dikey mavi parçayı kullanırım. Buraya bir şekilde gelirim. Devam edersem üstüne de bir yoldan, onun üstüne de bir yoldan giderim. Yol şudur yani, işte şu şekilde gittiğimi düşünürüm. Devam etsem en üstte de bir yoldan gittiğimi görmüş olurum. Şimdi bunu yaptıktan sonra mesela şu içine yıldız attığım sol alttaki kareye bakarsak, onun A'nın çaprazında bulunan köşesine bir şu yolla, bir de şu siyahla gösterdiğim yolla olmak üzere iki yolla gelebilirim. Bu ikiyi aslında şuradaki iki tane birin toplamıyla elde etmiş olurum. 1 artı 1 bana köşede neyi verecektir? 2'yi. Aynı bu mantıkla sağa ve üste toplayarak ilerlerim. Mesela devam ettiğimde şuradaki 2 ile şuradaki birin toplamı şuradaki yola, yani bunların sağ ve üstündeki yola kaç farklı şekilde geleceğimi bana söylemiş olur. Aynı mantıkla buradaki 1 ile buradaki 3'ün toplamı da onların sağ üstündeki yere beni 4 yolla götürmüş olacaktır. Benzer mantıkla 2 ile 1'in toplamından buraya 3 yol yazarım. Şuradaki 3 ile 1'in toplamından buraya 4 yol yazmış olurum. 4 ile 1'in toplamından buraya da 5 yolla gelebileceğimi söylemiş olurum. Hep sağ ve yukarı toplayarak ilerliyorum. Şurada 3 ile 3'ün toplamından 6 yol gelecektir. 4 ile 6'nın toplamından 10 yol gelir. 6 ile 4'ün toplamından 10 yol gelmiş olur. 10 ile 5'in toplamından 15 yol gelir. 10 ile 10'un toplamından buraya 20 yol. 20 ile 15'in toplamından da B'ye, yani A'dan B'ye en kısa yoldan 35 farklı şekilde gideceğimizi ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. İşte bu mantıkla ben bu soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi burada ne demiş bize? Yeşil taş üzerinde bulunan bir kişi en kısa yolu kullanarak turuncu taşa kaç farklı biçimde ulaşabilir? Aynı mantıkla başlıyoruz. Şimdi sanki yeşile şöyle A noktası diyelim, turuncuya da B noktası demiş olalım. A'nın şu sağ tarafındaki her yere az önce anlattığım mantıkla 1, 1, 1 yoldan gideceğimi, alt tarafındaki her yere de 1, 1 yoldan gideceğimi söylüyorum. B, A'nın sağ ve altında olduğu için sağ ve alta toplayarak ilerliyorum. Hemen şurada arada bağ olmadığı için iki tane biri toplayamayacağım. Arada bağ olmadığı için, orada bir yol olmadığı için orayı geçiyorum. Ama şunu söylüyorum. Şuradaki biri şu yan tarafa yine 1 olarak taşıyorum. Çünkü ben buraya sadece şu yoldan gelebilirim. Arada bağ olmadığı için. Şu kırmızıyla gösterdiğim yerden. Yani bir yolla gelebilirim. Eğer üstteki ile alttaki arasında bağ olsaydı,
olsaydı 1 artı 1'den oraya 2 yazacaktım. Aynı mantıkla sağ alta toplayarak gittiğim için şu 2 tane 1'i toplayıp şuraya kaç yazıyorum? 2 yazıyorum. Bu 2'den alt tarafa yine sadece bu yolun devamı olarak gelebileceğim için 2'yi yazıyorum. Şu sol alt köşede bir yol olmadığı için buradan ekleyerek ilerleyemedim. Burada 2'yi elde ettim. Üstteki 1'lerime bakıyorum şimdi. Şuradaki birimi yine bağ olmadığı için, yani sol taraftan bir şey gelmediği için buraya kaç olarak taşıyorum? 1 olarak taşımış oluyorum. Ama şuradaki 2 tane birimi toplayıp buraya kaç yazıyorum? 2 yazıyorum. Aynı mantıkla ilerliyorum. Şimdi şuradan 2 yol, buradan 1 yol geldi. Burası bana 3 yolu verdi. 2 ile 3'ün toplamı burada bana 5 yolu vermiş oldu. Şuradaki 2 ile buradaki 3'ün toplamı burada bana 5'i verdi. 5 buradan, 5 de buradan olmak üzere B'ye 5 artı 5'ten 10 farklı şekilde geleceğimi ne yapmış oldum? Belirli ilerlemiş oldum. Aradaki yollar olmayınca sağ alta toplayarak ilerlemiyorum. Ama yol varsa sağ alta toplayarak ilerlediğimi burada ne yapmış oluyorum? Görmüş oluyorum. Ve son durumda A'dan B'ye 10 farklı şekilde gidebileceğimi belirlemiş oluyorum arkadaşlar. Doğru cevabımı da E şıkkı olarak işaretliyorum. Birinci durağımız için %75'lik bir olasılıktan, bir durumdan bahsedilmiş. Şimdi %75, 75 bölü 100'den bize sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4'lük oranı verecektir. O zaman faydada 4 olduğu için 4 ile bölmesi kolay olsun diye birinci durağımızdaki toplam kişi sayısını 4x olarak almış olalım. 4x'in %75'ini hesapladığımızda 4x çarpı 75 bölü 100, yani 4x çarpı 3 bölü 4 dersek 4 der gider ve 3x'e ulaşmış oluruz. Demek ki birinci durağımızda saymak adında bu 4x kişinin oturanları 3x kişi olarak gelecektir. 4x eksi 3x'ten ayaktaki kişilerin sayısı da x olarak gelmiş olur. İkinci durağımıza geldik. Orada inip gidenler olacak. Binen hiç kimse yok. Buna dikkat ediyoruz. Oturanlardan 2 kişi, daha doğrusu 4 kişi inmiş. O zaman oturanların sayısı bir kere neye dönüşecektir? 3x eksi 4'e dönüşecektir. Ayaktakilerden de 2 kişi inmiş. O zaman burada da x eksi 2 kişi kalır. Ama hani o oturanlardan 4 kişi gitti ya, onların yeri boş olduğu için ayaktakilerden 4 kişi oturan konumuna geçmiş. O zaman oturanların sayısı yine 4 artıyor. 3x eksi 4 artı 4'ten tekrar 3x'e dönüşüyor. Ama ayaktakilerin sayısı 4 azalacak. Çünkü artık 4 kişi oturma konumuna geçti. X eksi 2 olan sayı 4 daha azalıp x eksi 2 eksi 4'ten x eksi 6'yı bize vermiş olacaktır. En başta 4x kişi vardı. 4 tane oturanlardan 2 kişi de ayaktakilerden olmak üzere 6 kişi inmişti. Yani 4x eksi 6 kişi otobüsteki ikinci duraktan hareket edeceğimiz andaki toplam kişi sayısı olacaktır. Gerçekten de 3x ile x eksi 6'yı topladığımızda 4x eksi 6'ya ulaştığımızı görüyoruz. İşte bu 4x eksi 6 kişinin de %10'u ayaktakilermiş. Hemen bunu hesaplayalım. Bunu hesaplamamız için 4x eksi 6'yı %10'la, yani 10 bölü 100'de çarpmamız gerekir. 10 bölü 100'ü sadeleştirirsek bize 1 bölü 10'u verecektir. Bu çarpımda son durumdaki ayaktakilerin sayısı olan x eksi 6'yı bize vermelidir arkadaşlar. Buradan x'i çekmeye çalışacağız. İçler dışlar için onu bu tarafa gönderirsek 4x eksi 6 eşittir 10x eksi 60 elde ederiz. Buradan 6x eşittir 54'ten x'imiz 54 bölü 6, yani 9 olarak gelecektir. İlk duraktan hareket ettiğimizde ayaktaki yolcu sayısı sorulmuş. Biz ilk duraktan hareket ederken oturanlara 3x, ayaktakilere x demiştik. X'i de 9 bulduğumuz için doğru cevabımız burada C şıkkı 9 olarak gelecektir. Aynı oranda küçülme demek aslında en ve boy arasındaki oranın korunması demektir. Birinciye baktığımızda yatay kenarımızın 36, dikey kenarımızın ise 48 olduğu bize söylenmiş. Yatayla dikey arasında 36 bölü 48'den gelen 3 bölü 4'lük bir oranın olduğunu o zaman ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şekil 2'ye geçtiğimizde de aynı oranda küçülme olduğu için burada da yataya 3K dediğimizde dikeyimiz 4K gelmelidir ki 3K bölü 4K'den şu 3 bölü 4'lük oran sağlanmış olsun. Zaten biz şurada yatay olan 36'yı ekranımızı çevirdiğimizde buraya yine dikeyde 36 olarak taşımış olacağız ve 4K'yi 36 ile eşleştireceğiz. Burada 4K'ye 36 gelirse K'miz 36 bölü 4'ten 9 olarak gelmiş olur. 3K'miz de 3 kere 9'dan 27 olarak bulunmuş olacaktır. Normalde şekil 1'de tüm alanımız 36 çarpı 48 ile hesaplanmış olur. Şekil
şekil 2'ye geçtiğimizde oluşan yeni boyutlardaki alanı bulup tüm alandan çıkartırsak şu sol ve sağ taraftaki beyaz boşlukların alanını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. İkinci şekildeki kırmızıyla taradığım alanda da ebatlarım 27'ye 36 geleceği için buradaki alanda 27 çarpı 36 ile bulunmuş olur. İkisinin farkı bana istediğim beyaz alanların toplamını verecektir. Ben burada 36 parantezini almak istiyorum. Buradan 48, buradan da eksi 27 gelir. 48 eksi 27 bize 21'i verecektir. 36 ile 21'i çarpmam gerekiyor. 21'i şöyle 20 artı 1 diye yazalım. 36 çarpı 20 bize 720'yi verecektir. 36 kere 1 de 36 yapar. 720 artı 36'dan aradığımız beyaz alanların toplamı 756 birim kare olarak gelmiş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Büyük şeklimizin dikdörtgen olması önemli. Bu durumda köşelerimize 90 derecelerimizi hemen ben şöyle yerleştirmek istiyorum. Aynı zamanda KL'miz de dikdörtgenimizin dikey kenarlarına paralel olacak şekilde verilmiş. Paralel işaretimizi şu şekilde yerleştirelim. 90 derecelerimizi de paralellikten ötürü taşımış olalım. L'de kullanacağız birazdan. 90'ı bu şekilde taşımak istiyorum. Bunun dışında büyük dikdörtgenimizin yatay kenarları da kendi içinde paralel olduğu için en sağ tarafta da yine bir dikdörtgen elde ettiğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit gelecektir. Şu dikey kenarımız 24 olduğu için KL uzunluğumuzun da kaç geldiğini söyleyebiliriz. 24 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi A noktasının üstteki yatay kenarımıza uzaklığı 8 kök 6 olarak verilmiş. Hemen A'dan şöyle bir dik çekmek istiyorum. İşte bu dik uzaklık 8 kök 6'ya eşitmiş. Buraya 8 kök 6'yı yazdım. Aslında burada bir 45, 90, 45 ikizkenar dik üçgen elde ettik. 45'in karşısı 8 kök 6, kök 2 ile çarparak 90'ın karşısını bulabiliriz. Bu da bize AK uzunluğunu verecektir. O zaman AK'miz 8 kök 6 çarpı kök 2 olarak gelir. Kök 6 çarpı kök 2 kök 12 yapar. Kök 12 2 kök 3'tür. O zaman burası 8 çarpı 2 kök 3'ten 16 kök 3 olarak gelmiş olacaktır. AK'yi 16 kök 3 bulduk. Şimdi AK'yi serbest bıraktığımızda tabii K sabit. A bu şekilde gelecek ve alttaki yatay kenarımızda temas etmiş olacak. K'den o temas ettiğimiz noktaya birleştirirsek A hareket ettiği için buraya da A üssü dersek işte biz şu A üssü L uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Ben buraya X demek istiyorum. Tabii ki AK A üssü K'ye eşit olacağı için AK'yi 16 kök 3 bulmuştuk. O zaman burada siyahla çizdiğimiz A üssü K'mizin de 16 kök 3 geleceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Aslında burada güzel bir dik üçgen elde ettik. Burada Pisagor yaparak doğrudan X'i bulabiliriz. Ne yazmamız gerekir? 16 kök 3'ün karesi eşittir. Dik kenarlardan biri 24, biri x geliyor. 24'ün karesi artı x kare yazmamız gerekir. Dikkatlice baktığımızda aslında bunun bir 30-60-90 üçgeni olduğunu da görebiliriz. Ya da Pisagor'dan x'i çekebiliriz. Ama ben bu tip sorularda genellikle şöyle yapıyorum. Üçgenimi şuraya bir çizmeye çalışacağım. Şimdi üçgeni şöyle çizdim. Burada K köşemiz var. Burada A üstü köşemiz var. Burada L köşemiz var. L'deki açımız 90. A üstü L arasına x dedik. Şimdi 16 kök 3 var ya. 16 kök 3 bir de 24 var. İkisi de 8'in katları ya. Ben o 8'leri bir kenara bırakıyorum. 16 kök 3'ü 8'e bölüp buraya 2 kök 3 yazıyorum. 24'ü 8'e bölüp buraya 3 yazıyorum. O zaman sanki x'i de 8'e bölmüşüm gibi düşüneceğim. Buraya da y yazmış olayım. O zaman x'in 8'de biri ne olarak gelecektir? Y olarak gelecektir. Yani aslında x'imiz 8y'ye eşittir. Bu durumda belki 30-60-90'ı fark edebiliriz. Ya da fark etmezsek buradan Pisagor yapıp daha küçük sayılarla x'i yakalayabiliriz. 2 kök 3'ün karesi 12 gelir. 3'ün karesi 9 yapar. Bir de buna y kareyi eklediğimizde y kare 12 eksi 9'dan 3 gelir. Y'miz de kök 3 olarak bulunmuş olur. Y'miz kök 3, x'imiz 8 y'ydi. O da 8 çarpı kök 3'ten 8 kök 3 olarak gelecektir. Yani aradığımız x değerinin c şıkkı 8 kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Bize en başta verilen ABCD'nin bir kare olduğunu biliyoruz. ABCD'de ben bir kenar uzunluğumuzu x olarak almak istiyorum. Bunun üzerinden yorum yapacağız. Beşinci adımı da atladıktan sonra kalan beyaz bölgenin alanı 24 santimetre kare olarak verilmiş. Zaten dördüncü adıma kadar gelmişiz. Beşinci adımı da şöyle biz çizmiş olalım. Şuraya aslında pembe ile aynı olan kırmızı bir dikdörtgen ekleyeceğimizi ne yapabiliriz?
yapabiliriz, söyleyebiliriz? Hemen buradaki beyaz bölgemize bir odaklanalım. Burada hep aynı ABCD karesi üzerinden hareket ediyoruz ve oluşan her renkli dikdörtgenin kısa kenarının da 2 birim olduğunu biliyoruz. Mesela dikeyde baktığımızda şu benim çizdiğimin de kısa kenarı 2 gelecek. Alttaki sarının da kısa kenarı 2, mavinin de kısa kenarı 2 gelmiş olacak. AD'nin tamamı x'ti. 3 tane 2'den 6'sını alt tarafa harcadığımızda üst taraftaki beyaz dikdörtgen için x eksi 6'lık bir uzunluğun kalacağını söyleyebiliriz. Aynısına yatayda baktığımızda şuradan bir 2, yeşilden bir 2 geleceği için AB'nin de tamamı x, 2 artı 2'den 4'ü gittiğinde beyaz dikdörtgenimizin şu yatay kenarına da neyin kalacağını söyleyebiliriz? X eksi 4'lük bir uzunluğun kalacağını söyleyebiliriz. İşte biz bu beyaz dikdörtgenin alanını nasıl hesaplarız? X eksi 6 ile x eksi 4'ün çarpımından x eksi 6 çarpı x eksi 4 deyip bunu bize verilen değer olan neye eşitlememiz gerekir? 24'e eşitlememiz gerekir. Burası x kare eksi 10x artı 24 eşittir 24 gelir. 24'ler giderse x kare eksi 10x'in 0 olması gerekir. X parantezinde x eksi 10'un 0 geldiğini görüyoruz. Bize bunu veren x değeri buradan 0, buradan da 10 olarak gelecektir. Tabii x'in biz karemizin bir kenarı olduğunu biliyoruz. 0 olamaz. Demek ki bizim burada x'i 10 olarak almamız gerekir. X'i 10 olarak aldığımızı düşünüyoruz. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bizden istediği 3. adımdaki boyanmamış dikdörtgenin köşegen uzunluğu. Hemen oradaki beyaz bölgenin köşegenini şöyle kırmızıyla çizmek istiyorum. Ben ABCD karesinin bir kenarı olan x'i kaç olarak buldum az önce? 10 olarak buldum. 3. adıma baktığımda yeşil dikdörtgenimin kısa kenarından 2 var. AB'nin tamamı 10'du. İkisi oradaysa 10-2'den şu sol tarafa 8 kalacaktır. Dikeyde de bir sarıdan bir maviden 2 kere 2'den yani 4 santimetrelik kaybım var. 10-4 4'ten şu üst kısma da 6'nın kalacağını söyleyebilirim. Çünkü şeklim kareydi. AD'de 10 gelecektir. 4'ü alttaysa üst tarafa 6 kalır. Bu bir dikdörtgen. 90 derecemiz var. Pisagor yaparak köşegeni ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Burası zaten bize 6, 8, 10 üçgenini verecektir. Aradığımız köşegen uzunluğunun C şıkkı 10 gelmesi gerekir. Düzgün altıgenle çemberin ağırlık merkezleri aynı ortadaki siyah nokta olarak verilmiş. Aynı zamanda eşkenar üçgenimizde düzgün altıgenin içine köşeleri bu kenarların orta noktalarına gelecek şekilde simetrik bir şekilde yerleştirilmiş. Yani o siyah noktanın eşkenar üçgenimizin de ağırlık merkezi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ondan faydalanmış olacağız. Burada L'nin ve E'nin içteki çembere en uzak, en yakın olduğu durumlar üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Bunu sağlamamız için çember içine yerleştirilebilecek maksimum uzunluktaki doğru parçası yani çaplarımızı kullanmamız gerekir. Burada zaten düzgün altıgende EB'yi birleştirirsek ağırlık merkezimizden geçecek köşegenimizi çizeceğimizi biliyoruz. O zaman ben burada çapı çizmek istediğimde aslında EB'yi de taşıyan şu doğru parçasını çizmiş olurum. Mesela şurası E noktası, tekrar yazmak istiyorum. En sağdaki şu noktamızda biz H noktası dediğimizde H uzunluğu E'nin içteki çembere olan minimum uzaklığını bize verecektir. Diğer taraftaki şu noktama da mesela ne noktası diyeyim? N noktası diyeyim. İşte EN uzunluğu da E'nin içteki çembere olan maksimum uzaklığını bize vermiş olacaktır. Zaten biz onu arıyoruz. Yani bizim burada EN'yi ya da NE'yi bulmamız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E'deki mantığı L içinde söylemişiz. O zaman L'den geçen çapımızı da ben çizmek istiyorum. Hemen şuradan aldım. Merkezden geçirdiğimde çapımı oluşturmuş olurum. Burada da şu temas ettiğimiz noktayı R noktası olarak almış olalım. İşte LR, L'nin içteki çembere olan minimum uzaklığını bize verecektir. Onun da 2√3 olduğu söylenmiş. Hemen şu LR'nin olduğu yere ben 2√3'ü şöyle yazmak istiyorum. Bunun dışında KLM eşkenar üçgeninin bir kenarına A dediğimizi düşünürsek alanı A√3/4 gelir. Bunun da 36√3 olduğu söylenmiş. Buraya 36√3'ü yazdım. Kök3'ler giderse A√ 4 kere 36'dan 144 gelir. A'mız da kök 144'ten 12 olarak bulunmuş olacaktır. KLM'nin bir kenarı 12 olarak geldi.
geldi. Tabi burada o ortadaki siyah noktanın üçgeninde ağırlık merkezi olduğunu söylemiştik. Ağırlık merkezinden L köşesine birleştirmişiz. M köşesine de birleştirdiğimizi düşünelim. Bu durumda eşkenar üçgenimizde hani ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortaylar aynı zamanda açı ortay ve yükseklik geldiği için 30-30-120 üçgenini elde ettiğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hemen şuradaki açımı ben 30 derece olarak almak istiyorum. Diğer taraftaki şu açım da 30 derece olarak gelmiş olacaktır. 120'yi yazmayacağım şu anda. Devam ediyorum. Burada tabii K'den alt tarafa doğru ortadaki siyah noktaya geldiğimde kenar ortay, açı ortay, yüksekliği çizmiş olacağım. Onu devam ettirdiğimi şu şekilde düşünürsem burası 90 derece gelecektir. Bu da bana 30-60-90 üçgenlerini vermiş olur. Zaten KLM'nin bir kenarı 12 idi. Şu K'den alt tarafa doğru geldiğimi düşündüm ya, bunu devam ettirdim. O zaman hem açı ortay, hem yükseklik, hem kenar ortay çizdim. LM'yi 2 eş parçaya 6'ya 6 olacak şekilde bölmüş oldum. Burada elde ettiğim 30-60-90 üçgenlerinde 60 derecemi de yine göstermek istiyorum. Şu siyahla gösterdiğim açı 60 gelecektir. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da 2√3 gelir. 90'ın karşısı da 4√3 gelecektir. Yani şu merkezimi eğer ben O noktası olarak alırsam LO uzunluğunun da 4√3 geldiğini ne yapmış olurum? Söylemiş olurum. LO'yu 4√3 bulmak önemli. Çünkü burada RO uzunluğu yarı çapı verecektir bana. RO uzunluğu yarı çaptır. RO da 2√3 artı 4√3'ten 6√3 gelmiştir. Yani burada çemberin yarı çapının 6√3 geldiğini söyleyebilirim. Çemberin yarı çapı 6√3 ise şuradaki NO uzunluğu da çemberin yarı çapından 6√3 gelmiş olur. Ben EN'yi bulmaya çalışıyordum. Şimdi EN'yi iki tane uzunluğun toplamı olarak yazacağım. NO ile OE'nin toplamı olarak yazacağım. Zaten NO uzunluğunu az önce 6√3 buldum. Demek ki benim OE'yi bulmam gerekiyor. Peki OE'yi nereden yakalayabiliriz? Buna bir bakalım. OE'yi de şu şekilde bulabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bizim burada elde ettiğimiz 30-60-90 üçgenlerinden faydalanabiliriz. Şimdi O noktasından şuradaki DE kenarının orta noktasına geldiğimize göre burası kaç derece gelecektir? 90 derece gelecektir. Aynı zamanda düzgün altıgende her bir iç açı 120 derece olduğu için şuradaki mavi ile çizdiğim köşegen 122 eş parça ayırmıştır. Burası 60 derece gelir. 90-60, o zaman diğer açımıza da 30 derecenin kalacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunun üzerinden ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada aslında biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Hani bir 30-60-90 üçgeni elde ettim ya. Oradaki OME üçgeni. OME üçgeninde normalde OML ikizkenar üçgendi. Yani OML ikizkenar üçgeninde aslında OL uzunluğunun OM uzunluğuna eşit olduğunu görüyoruz. Biz OL'yi 4√3 bulduğumuza göre OM'mizde ne gelecektir? 4√3 gelecektir. Dikkatlice baktığımızda şu 30-60-90 üçgenimde 60'ın karşısı OM'dir. O 4√3 gelmiştir. 60'ın karşısı 4√3 ise 30'un karşısı, yani şuradaki ME uzunluğunun 4 gelmesi gerekir. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısındaki uzunluğumuz, yani şu O'dan E'ye kadar olan kısımda 4'ün 2 katından 8 olarak gelmelidir. O zaman ben şuradaki OE uzunluğumu 8 olarak bulmuş olurum. Aradığım EN uzunluğu da 6√3'te 8'in toplamı, yani 6√3 artı 8 gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Tahtanın dengesinin bozulmaması için ağırlık merkezinden bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Aslında B köşesinin üçgenin ağırlık merkezine olan uzaklığını sorduğumuzu burada söyleyebiliriz. Hemen üçgenimizi büyük bir şekilde buraya ben çizmek istiyorum. Daha rahat yorum yapmak adına. Üçgenimiz bir dik üçgen. Buraya 90 dereceyi yerleştirdim. Buraya A'yı yazıyorum. Buraya B'yi, buraya da C'yi yazmak istiyorum. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. Şimdi B'den çizdiğimiz kenar ortay bizim için belirleyici olacak. Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şu iki parça birbirine eşit gelsin. AC bize verilmemiş. Bir de ben burada daha rahat işlem yapmak adına şu C'den çizeceğimiz kenar ortayı şöyle göstermek istiyorum. Şu iki parça da birbirine ne gelmiş olacak? Eşit gelmiş olacak. İki kenar ortayın kesim noktası zaten bize ağırlık merkezini verecektir. Biz buna G dersek işte BG uzunluğunu aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi AB'miz 120. İki eş parça ayırdığımız için buraya 60 yazacağız. Buraya da kaç yazacağız? 60. BC'miz 60√3 gelmiş. BC'yi 60√3 yazıyorum. Bizim bir kere neyi bulmamız gerekiyor? AC'yi bulmamız gerekiyor. Ağırlık merkezindeki 2'ye 1 oranı hatırlayalım. Şimdi ben şuraya F noktası dersem GF'ye M kadar dediğimde BG'miz 2M kadar gelecektir ağırlık merkezinin özelliğinden. Bence biz burada A,
FB üçgeninde Pisagor yaparak neyi bulabiliriz? BG uzunluğunu bulabiliriz. Öncelikle ama AF'yi bulmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. Şimdi üçgenimizde AB uzunluğu 120 ya. Buraya 120 yazdım. BC'mizde 60 köküne 3. Buraya da 60 köküne 3 yazıyorum. Şimdi ben bu tip sorularda hemen uzunlukları bölen en büyük sayıya bakıyorum. 120'yi de 60 köküne 3'ü de 60 böler. O zaman şurada 60'ı bir kenara bırakıp kök 13'e odaklanıyorum. 120 bölü 60'tan da burayı sanki 60 çarpı 2 gibi düşünüp 60'ı kenara bırakıp 2'ye odaklanıyorum. AC'yi de 60 çarpı K olarak yazıyorum. 60'lar kenarda olacak şekilde buradan kök 13'ü, buradan 2'yi, buradan da K'yi alıp Pisagor yapıyorum. Kök 13'ün karesinden 13 gelir. Eşittir 2'nin karesi 4'ü verir. Bir de buna K'nin karesini eklemem gerekir. 13 eksi 4 9 yapar. K kare 9 ise K'miz buradan 3 olarak bulunmuş olacaktır. K 3 ise 60 kere 3'ten bu kenar uzunluğumuzda 180 olarak bulunmuş olur. O zaman AC 180 ise 2'ye böldük. Burası 90. Burası da 90 olarak gelecektir. Şimdi içini siyaha taradığım üçgende Pisagor yaparak 2M'yi bulmaya çalışacağım BG uzunluğunu. 60 artı 60 120 öyle değil mi? Şuradaki toplam uzunluğum kaç geliyor yani? 120 geliyor. Burada 90'ım var bir de 3M'miz var. Şimdi 120'ye baktığımda 4'ün 30 katı. 90'a baktığımda 3'ün 30 katı. Yani burası da beni 3-4-5 üçgenine götürüyor. O zaman hipotenüs dediğim BF uzunluğu da 5'in 30 katından 150 gelecektir. Yani 3M'nin 150 olması gerekir. 3M 150 ise M'miz 150 bölü 3'ten 50 bulunur. 2M'yi aradığımız için 2M'miz 2 kere 50'den 100 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 100 gelmesi gerekir. Saniyedeki hızımız 2 kök 3 santimetre olarak verilmiş ve C noktasından itibaren 30 saniye boyunca bu hızla koşacağız. 1 saniyede 2 kök 3 santimetre ilerleyebiliyorsak 30 saniyede 30 çarpı 2 kök 3'ten 60 kök 3 santimetre ilerlemiş yol almış oluruz. Yani C'den 60 kök 3 santimetre uzaklaşırız. Geldiğimiz yeni yere D noktası diyelim. CD arası 60 kök 3 olarak gelsin. AC arası zaten 120 kök 3 olarak verilmiş. Bu durumda bizim artık A'ya olan uzaklığımız 120 artı 60'ta 180 kök 3 olarak gelmiş olacaktır. Tam bu konumdayken Ali böyle dik bir şekilde duruyor. B noktası da gelip Ali'nin kafasına temas ediyor. Ama A'mız sabit, bu bizim için önemli. Aslında çembersel bir hareket yaptığımızı söyleyebiliriz. Mesela şunu AB'nin ilk durumu gibi resmedelim. Bir de burada AD'yi ben çizmek istiyorum. AD'yi de şöyle aldığımızı düşünelim. İşte burada Ali şu şekilde duruyor. Bizim B noktamız normalde buradayken, A'mız buradayken A sabit oluyor. Ama B şöyle dönerek şu siyahın olduğu yere ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Hemen ben orayı birleştiriyorum ve buraya B'nin yeni konumu yani B üssü demek istiyorum. Şimdi AB'nin uzunluğu 360 olarak verilmiş. Tabii AB üssümüz de bu durumda 360 olarak gelecektir. Biz burada çembersel bir hareketle belli bir açı kadar ne yapmış olduk? A'nın etrafında dönmüş olduk. Şuraya 90 dereceyi yerleştiriyorum. Şurası benim D noktam olarak geldi. Burası 180 kök 3 santimetre olarak verilmiş. Aslında bir dik üçgen elde ettim burada. Hipotenüsü 360 gelmiş. Dik kenarlarından biri de 180 kök 3. B üssü D dik kenarında ben hesaplayacağım. Dikkatlice baktığımızda burada bir 30-60-90 üçgeni elde ettiğimizi aslında görebiliriz. Çünkü elimizde ne var burada? 180 kök 3 var. B üssü D'yi de 180 dediğimiz anda şuradaki açımız 30 derece gelir. 30'un karşısı 180 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 180 kök 3. 90'ın karşısı da 30'un karşısı 2 katından 360 olarak gelecektir. Ya da bu kafamızı karıştırıyorsa Pisagor'la da rahatlıkla bunu yakalayabiliriz. Bu durumda şu aradaki açıyı 30 derece bulduk. O zaman hani bizim tahtamız ilk durumda burada dik konumda olduğu için 90 dereceyle 90 eksi 30'dan şu tahtamızın dönüş açısını da kaç derece bulmuş oluruz? 60 derece bulmuş oluruz. 60 derece döndüğümüzde 60 derecelik bir daire dilimi kadar alan taramış oluruz. Ve burada yarıçapımızın da AB mesafesi olan 360 olarak geldiğini görüyoruz. İşte bu alanı metrekare cinsinden bulmaya çalışacağız. Şimdi 360 santimetre 360 bölü 100'den 3,6 metreyi verecektir. Yarıçapı 3,6 metre olan 60 derecelik daire diliminin alanını aradığımızı söyleyebiliriz. Ne diyeceğiz? Pi çarpı R'nin karesi. R'miz 3,6. 3,6'nın karesi yazacağım. Ben onu 3,6 çarpı 3,6 olarak yazmak istiyorum. Çarpı 60 bölü 360 diyeceğim. Çünkü tam bir daire değil. 60 derecelik bir daire dilimim var. 60 bölü 360 da bana sadeleştirdiğimde zaten neyi verecektir? 1 bölü 6'yı
verecektir. Burada biraz düzenleme yapacağım. Pi çarpı 3,6'yı 36 bölü 10 diye yazıyorum. Bunu da 36 bölü 10 diye yazıyorum. Burada da 1 bölü 6'mızın geldiğini görüyorum. Şimdi 36 ile 6'yı sadeleştirdik. Burada 1, burada kaç kalmış oldu? 6 kalmış oldu. Devam ediyorum. Pi çarpı 6 kere 36'dan 216'yı yazıyorum. Paydaya da 10 kere 10'dan 100'ü yazdığımda değerimi 2,16 pi metrekare olarak ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. 216 bölü 100 bana 2,16'yı verdi. Pi'yi de yazdığımızda taradığımız alanı 2,16 pi metrekare olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Birbiriyle eşit olan açılara aynı harfleri vermek istiyorum. Noktalı açılarımdan bir tanesine x dedim. Bir diğeri de x olarak gelecektir. Bunun dışında CAD'nin AEB'ye eşit olduğu söylenmiş. CAD açısını şöyle gösterip y diyeceğim. AEB'ye de y'yi yazmak istiyorum. İçini siyah taradığım üçgene bakarsak burada iki iç açının toplamı diğer iç açının dış açısını verir. Bundan faydalanabiliriz. Yani x ile y'nin toplamını d'nin dış açısı olarak şuraya x artı y olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Burada x artı y önemli. A, B, D üçgenine bakarsak ikizkenar bir üçgen bulduğumuzu söyleyebiliriz. Hemen yeşille göstereceğim. A'da da x artı y'lik bir açı. D'de de x artı y'lik bir açı elde ettiğimizi burada söylemiş olalım. Bu durumda aslında AB uzunluğumuz DB uzunluğumuza da ne gelmiş olacaktır? Eşit gelmiş olacaktır. A ve D açıları da birbirine eşittir. Mesela burada kaldırım taşlarımız birbirlerine eşit olarak verilmiş. Özdeş olarak verilmiş. Her birinin uzunluğuna biz ne dediğimizi düşünelim. Mesela A dediğimizi düşünelim. BC'ye baktığımızda A buradan, A buradan olmak üzere aslında BC uzunluğunun ne geldiğini söyleyebiliriz. 2A geldiğini söyleyebiliriz. Alt tarafta BC'nin 80 olduğu bize verilmiş. O zaman 2A 80'e eşitse A'mız 80 bölü 2'den burada kaç olarak gelecektir? 40 olarak gelecektir. Bunun üzerinden yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi A'mız 40 olarak geldi. Bir tane kaldırım taşı 40 santimetre uzunluğunda. Doğrudan zaten BC'nin 80 verildiğini biliyoruz. Hemen 80'i şöyle göstermek istiyorum. Yan tarafta CD uzunluğumuz var. Orada 3 tane kaldırım taşı olduğu için orası da 40 kere 3'ten 120 gelecektir. En sağ tarafta DE'miz var. 2 kaldırım taşından 2 kere 40'tan burada 80 olarak gelmiş olur. Dikkat edersek BD uzunluğunu 80 buradan 120 buradan 200 olarak bulduk. BD'miz ya da DB'miz eğer 200 ise AB'mizin de ne gelmesi gerekir? 200. Hemen şuradaki AB'yi de ben 200 olarak almak istiyorum. Altta bir bilgimiz var. ABE üçgeninin çevre uzunluğu 600 olarak verilmiş. ABE üçgenine baktığımda AB kenarı 200 gelmiş. BE kenarı benim için önemli. 80 buradan, 120 buradan, 80 buradan 280 geliyor. 200 ile 280'i toplarsam 480 yapar. 600'e tamamlamam için şuradaki AE'ye de 120 yazmam gerekir. Yani AE 120 olmalıdır ki 480 artı 120 bana 600'ü vermiş olsun. O zaman AE'yi 120 bulduğumu görüyorum. Benden de AE istendiği için doğru cevabımı B şıkkı olarak işaretliyorum arkadaşlar. En sonda şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu bize sorulmuş. Bunu yakalamaya çalışacağız. Belli ki burada A'yı D'ye birleştirdiğimizde, B'yi de C'ye birleştirdiğimizde bir dikdörtgen elde ediyormuşuz. Açılarımız kaçar derece gelecek yani? 90'ar derece gelecektir burada. Zaten şu alt kısımda şekil 1'de ipler kelebek sembolüne dik olacak şekilde tutulmaktadır demiş. İplerimiz belli ki gergin bir şekilde alt tarafta 90 derecelerimiz gelecek konumda tutuluyor. Burada B'yi sabit tutup A'yı, C'yi sabit tutup D'yi döndürüyoruz. İplerimiz gergin olacak şekilde. Belli ki burada dönme miktarları da aynı ki ikinci şekilde de bir yamuk elde etmişiz. Yani burada şöyle D'yi döndürdüğümüzde C'yi sabit tutarak D'yi şurada bir yere taşıdığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı mantıkla A'yı da şöyle döndürdüğümüzde B'nin etrafında A'yı da burada bir yere ne yapmış oluruz? Taşımış oluruz. İşte aynı açılarla döndürmüş olalım ki son durumda da yani ikinci şekle geçtiğimizde de hani şuradan A'dan D'ye birleştirdiğimizde zaten B'den de C'ye birleştirmiştik. Bunlar da birbirine paralel gelsin ve yamuğumuz oluşmuş olsun. Bunun için dönme miktarlarının yani dönme açılarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada A, B
DC'nin de 12, DC'nin de 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu döndürme işlemini yaptığımızda şu mavi alanlar kadar kısmı ne yapmış oluruz? Taramış oluruz. İşte bu taranan alanların toplamı 24 pi olarak geliyormuş. Normalde tabii ki 12 santimetre uzunluğundaki bir doğru parçasını döndürdüğümüz için burada yarıçap 12 gibi gelecektir. Burada 360 derecelik bir dönme olsaydı eğer pi çarpı 12'nin karesinden toplamda 144 pi'lik bir alan taranmış olurdu. Ama burada taranan alan 24 pi'dir. 24 pi'yi 144 pi ile oranladığımızda 1 bölü 6'lık oranı elde etmiş oluruz. Bu 1 bölü 6'lık oran da bize 60 derece bölü 360 dereceyi verecektir. Yani burada tararken kullandığımız açılarımızın toplamının 60 derece olması gerekir. Şuradaki alfa ile buradaki alfanın toplamı o zaman 60 derece gelir. 2 alfa eşittir 60 dereceden alfamız 60 bölü 2, yani 30 derece olarak bulunmuş olur. İşte bu 30 derecelerimizi kullanarak sonuca gitmeye çalışacağız. ABCD yamuğunun alanı 66 3 verilmiş. Hemen ikinci şekilde onu ben oluşturmak istiyorum. A'dan D'ye, B'den C'ye şöyle birleştirdim. Oradaki alfalarımızdan faydalanmış olacağız. Şuradan dik çekelim. Burası 90 derece gelsin. Şuradan da dik çektiğimizde burası 90 derece gelsin. Zaten bu noktalarımız A ve D'nin ilk konumları olarak gelecektir. Şu aradaki alfa açılarını kaçar derece bulmuştuk? 30'ar derece bulmuştuk. Bu tarafa da 30 derece yazmak istiyorum. AB ve DC'mizin uzunluğu 12 idi. 12'yi 12'yi de bu şekilde yazdım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Bu tarafta da 30'un karşısı 6 gelecektir. Şu aradaki mesafeyi x dersem alttaki BC arası da x olarak gelmiş olur. Yamuğun alanını bulurken alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. 30'un karşısı 6 ise şuralara da 60 derece kalacağı için 60'larımızın karşısında 6 kök 3 geldiğini, yüksekliğimizin 6 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Alt tabanımız x, üst tabanımız x artı 6 artı 6'dan x artı 12. Bunları topladık. Yükseklik olan 6 kök 3 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde yamuğumuzun alanı olan 66 kök 3'e ne yapmamız gerekiyor? Ulaşmamız gerekiyor. Şurada kök 3'ler gitsin. 6'yı 6'ya bölelim, 1 gelsin. 66 bölü 6 bize 11'i vermiş olsun. 2'yi buraya gönderdiğimizde 2 kere 11'den 22 gelecektir. Yani 2x artı 12'nin 22 olması gerekir. Buradan 2x eşittir 10'u elde etmiş oluruz. X'imizi de 5 olarak buluruz. Aslında x dediğimiz uzunluk BC'nin uzunluğudur. Yani şuradaki BC uzunluğu 5 gelmiştir. İlk şeklimizde ABCD dikdörtgenimiz vardı. Orada BC'yi 5 bulduk. Karşısındaki AD kenarı da 5 gelmiş olur. Diğer kenarlarımız AB ve DC olarak verilmişti. Bunların da 12'şer olduğunu biliyoruz. İşte şekil 1'de yeşille taradığım dikdörtgenin çevresini hesaplayacağız. Kısa kenar 5 geldi. Uzun kenarın yeşille gösterdiğim AB ya da CD uzunluğu 12 olduğunu biliyorum. 5 ile 12'yi topladım. 17 yapar. Çevre bulacağım için 2 ile çarparsam 34'e ulaşmış olurum. Doğru cevabımın B şıkkı gelmesi gerekir. Kuş bakışı, yani tam tepeden baktığımızda dik izdüşümler üzerinden yorum yaparız. Biz burada tepeden baktığımızda turuncu olan kapakla onun alt tarafında kalan gri iç kısmı aynı hizada gibi görürüz. Onun için dik izdüşümlere odaklanmamız gerekir. Şöyle göstermeye çalışacağım. Mesela kapağımdan şöyle hemen dik izdüşümü maviyle oluşturmak istiyorum. Şuradaki kenarıma geldim. Buraya 90 derecemi ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Şu maviyle taradığım kısma odaklanırsam aslında bu mavi kısmın bir ucu bana alt taraftaki B noktasını, diğer bir ucu da yine alt taraftaki B'nin devamındaki F noktasını ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Buradaki BF uzunluğu alttaki BF uzunluğuna eşit olarak gelir. Devamını da şöyle siyahla getirmek istiyorum. Bu siyah kısımda şu en sağ noktası aslında alt taraftaki C noktasını bana ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. Üste bir noktam var. Orada da aslında C noktası açılmış hali ya, ben oraya şöyle C üstü demek istiyorum. Orada bir BC üstü F üçgeni oluştu. Onu buraya çizmeye çalışacağım. Onun üzerinden şöyle yorum yapacağız. Şöyle birleştirdik. Şimdi burası B noktası, burası F noktası, burası C üstü noktası, burası 90 derece. Şimdi 30 derece ile kaldırılmış diyor ya, o zaman şu B'de oluşan açının 30 derece olduğunu, yani üçgenimizin 30-60-90 üçgeni geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Örneğin ben burada 30'un karşısındaki şu orada mavi ile çizdiğim C üstü F'yi x birim olarak almak istiyorum. Bu durumda 90'ın karşısı ne olarak gelecektir? 2x olarak gelecektir. Aslında 2x dediğim uzunluk hem BC'yi hem BC üstünü bana vermiş olur. Yani şuradaki BC'nin tamamı aslında 2x olarak gelmiştir diyebilirim. Bunun dışında 60'ın karşısında da burada x kök 3 gelmiş olur. Buraya x kök 3'ü yazıyorum. İşte 60'ın karşısı BF dediğim uzunluk da burada x kök 3 olarak gelir. Buraya x kök 3'ü yazdım. BC'nin tamamı 2x ama BF'nin x kök 3 geldiğini ne yapmış oldum şu anda? Belirlemiş oldum.
buldum. Zaten burada ABCD'nin bir kare olduğunu söylediği için BC 2x gelmişti. AB'mizde ne gelecektir? 2x gelecektir. DC'mizde buradan 2x gelmiş olur. Alan ABFE 72 köküçmüş. Şurada bilgisi bize verilmiş. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Aslında alan ABFE de yine bir dikdörtgen olarak gelecektir. Bunun alanını hesaplamamız için 2x ile neyi çarpmamız gerekir? X köküçü. Demek ki bu bize neyi veriyormuş? 72 köküçü veriyormuş. Burada köküçler birbirini götürsün. 2 ile 72'yi sadeleştirdiğimizde 36 gelir. X'in karesi eşittir 36 ise x'imiz de 6 olarak bulunmuş olacaktır. Tahta kutunun yüksekliği bir tam sayı olduğuna göre kutunun hacmi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi tabanımız zaten ABCD karesi olarak gelecektir. Biz ABCD karesinin bir kenarına 2x demiştik. X 6 ise 2x'ten burası 12 olarak gelmiş olur. Şimdi taban alanımız o zaman 12'nin karesinden 144 olarak hesaplanmış olur. Biz burada yüksekliğimizin ne olduğunu bilmiyoruz. M diyelim. 144 ile M'yi çarptığımızda da cismimizin hacmini bulmuş oluruz. M'nin tam sayı olduğunu söylediği için aradığımız cevap 144'ün bir tam katı gelmelidir. Şıklara baktığımızda 144'ün 3 katı olan 432 bize E şıkkında verilmiştir. Diğerleri tam katı gelmez ama 432 144'ün tam 3 katıdır. O zaman aradığımız cevabın E şıkkı 432 gelmesi gerekir. Alt tarafta bize söylenen beyaz oklarla bize bildirilen komutları dikkatlice bir uygulamaya çalışalım. Dikkatlice baktığımızda öncelikle 1, 2, 3 birim kare sağ tarafa hareket etmemiz gerekiyor. Mor karemizden 3 birim kare sağ tarafa gideceğiz. Şurası birinci, yanındaki ikinci, şu en sağdaki de üçüncü olarak gelecektir. Onu şöyle kırmızıyla boyamak istiyorum. Kırmızının olduğu yerdeyiz. Şimdi devamında 1, 2, 3, 4 birim kare alt tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Dikkatlice sayıyorum. 1, 2, 3 diyorum. Dördüncüyü yine şöyle kırmızıya boyamak istiyorum. Şu anda bu kareye geldik. Son hamlem ise bir kere sola olacak. Bunu mor ile boyayıp göstermek istiyorum. Bir kere sola geldiğimizde bir birim kare. Şu içini mora boyadığım birim kareye ulaşacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte ikisinin rengi de mor olan bu birim karelerin birbirine en uzak köşeleri arasındaki uzaklığı yakalamaya çalışacağım. Sanırım üstteki için sol en üstteki köşeyi, alttaki için de sağ en üst alttaki köşeyi alırsam aradaki uzaklığı maksimum yapmış olurum. Hemen şöyle siyahla birleştirmek istiyorum. İşte bu siyah uzunluğu hesaplamaya çalışacağım. Bir dik üçgen yardımıyla hesaplayabilirim diye düşünüyorum. İçini maviye taradığım şu dik üçgene odaklanırsak bu dik üçgende hipotenüs gelmiştir. Benim aradığım uzunluk. Hemen şurada köşede 90 dereceyi karemden ötürü elde ediyorum. Yatay kenarıma baktığımda şurada 3 birimlik bir uzunluk var. Dikey kenarıma baktığımda ise 5 birimlik bir uzunluğun geldiğini görüyorum. Aradığım bu uzaklığı da ben H ile göstermek istiyorum. Pisagor yaptığımda H'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 5 5'in karesi gelir. Bu durumda H'nin karesi 9 artı 25'ten 34 gelecektir. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda da aradığımız H değerini kök 34 olarak bulmuş oluruz. Ve doğru cevabımızı E şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar.